Sevgili Oda Başkanımız, Oda Kurullarımızın çok değerli üyeleri, temsilcilerimiz ve aramızda Tomurcuk Vakfı çocukları var. Tomurcuk Vakfı Başkanı, Yönetim Kurulu üyeleri, sevgili meslektaşlarım, yine bir seminerde birlikteyiz. E-Uygulamalar, Maliye Bakanlığı'nın e-uygulamaları konusunda düzenlemiş olduğumuz seminere hoş geldiniz. Tomurcuk Vakfı çocukları hoş geldiniz. Şimdi seminerimizin açış konuşmalarını yapmak üzere Oda Başkanımız Yahya Arıkan'ı kürsüye davet ediyorum. Buyurun başkanım. Odamızın çok değerli yöneticileri, değerli oda temsilcilerim, saygıdeğer meslektaşlarım, sizleri İstanbul Mali Müşavirler Odası adına sevgi ve saygıyla selamlayarak hoş geldiniz diyorum. Evet, yine bir seminerde sizlerle birlikteyiz. Bu kürsülerden uzunca zamandır bir geleceği anlatmaya çalıştık sizlere. Kağıtların kalkacağını, elektronik sürecin yaygınlaşacağını hep buralardan dile getirdik. Ve artık yavaş yavaş bunların hızla meslek yaşantımıza girdiğini görüyoruz. Özellikle e-fatura konusu, e-defter konusu, e-tebligat, e-yoklama gibi konuları önümüzdeki süreçte daha da yaşayacağız. Yine buralardan ifade ettik. Özellikle e-defter, e-fatura konusunda Türkiye'nin bir taahhüdü var. Süreç içerisinde hızla bunun yaygınlaşacağını hep birlikte göreceğiz. Değerli meslektaşlarım, 2014-15 yılı itibariyle şu anda 20.214 e-fatura kullanıcısı var. 2016'da ki bu katılımların da nedeni bu olduğunu biliyoruz. Yaklaşık bu sayı 50 bine çıkacak. E-defter kullanan sayısı da 40 binleri aşacak. 2016'da da bu sayı 2017'de arta yoluna devam edecek. Açıkça şunu altını çizelim. Bunun geri dönüşü var mı? Geri dönüşü yok. Hızla bu yaygınlaşacak. Bu gerçeği hepimizin görmesi lazım. Tabii bu süreçle ilgili, bu değişim sürecinde sorunlar yaşanıyor. Özellikle her yeni bir süreçte maalesef fiyatlar konusunda alabildiğine esneklikler olabiliyor. Bugün 2000 liradan başlayan 10 bin lira aşan fiyatlarla bu sürece dahil olunabiliyor. Ben Luka'nın bugün çok fazla reklamını yapmak istemiyorum ama her zaman da söylediğim gibi Luka kullananlar bu süreçte hep avantajlıdır. Hem fiyat yönünden hem güvence yönünden. Tabii birçok sorunlar var. Java program sorunu var. E-defter oluştururken kayıtların dayanı oluşturan belge tipinin yazılmasında bazı sorunlar var. Firmalar farklı farklı uygulamaları var. Bu konuda bir uygulama birlikteliğine ciddi bir ihtiyaç var. Arkadaşlarımız detaylı olarak bu konuda size bilgi verecekler. Tabii sizlerden gelen ihtiyaçlar doğrusunda bugüne kadar yaklaşık 27 noktada sevgili arkadaşlar e-fatura, e-defter, e-tebligat eğitimleri düzenledik. Düzenlemeye de devam edeceğiz. Özellikle bağımlı çalışan meslektaşlarımızla ilgili hafta sonlarına da programımıza aldığımız 7 ve 21 Kasım'da bu eğitimler devam edecek. Talep varsa
devamı sürecektir. Şu ana kadar yaklaşık 6.000 civarındaki meslek mensuplarımız bu eğitimlere katıldılar. Bir bilgi vereyim yaşantınızda pratiklik açısından. Tesmer şubemiz, başta Nevzat Pamukçu olmak üzere bir çalışma ekibi oluşturuldu. Bir bu konuda e-defter, e-fatura uygulaması ile ilgili bir rehber çalışmamız var. Yakında bu çalışma tamamlanacak. Bunu da elektronik ortamda tüm değerli meslektaşlarımızla paylaşmış olacağız. Değerli arkadaşlar, geçen sene bu yine Cevahir Otel'de zannediyorum 2 Mart'tı hatırladığım kadarıyla bir panel gerçekleşti biliyorsunuz. Bilgi havuzunun oluşması ile ilgili. Çok enteresandır. Bunu Ulaştırma Bakanlığı temsilcisi deklare etmişti. Biz Ankara'da bir araya gelemiyoruz. Siz İstanbul'da 6 bakanlığın temsilcisini bir araya getirmemizden dolayı büyük bir mutluluklarını ifade etmişlerdi. Şunun için anlatıyorum. Bu toplantıdan sonra çalışmalar hızlandı. TÜRMOB'un ve sadece Marmış Odası içerisinde İstanbul odamızın da yer aldığı, yaklaşık 100 civarında katılımcının olduğu bir çalıştay, çalışmalar sürüyor. Birkaç yıl içerisinde hepimizin çok şikayet etmiş olduğu aynı bilgiyi birden fazla kuruma verilmesi süreci de ortadan kalkacaktır. Bu konuda çok ciddi çalışmaların olduğunu da sizlerle paylaşmış olalım. Yine sevgili arkadaşlar, geçen ayki eğitimimizde usul denetimi üzerine bir çalışma yaptık. Açıkçası eksiklerimizi gördük. Orada amacımız hem bilgilerimizi tazelemek, hem de şunu biliyoruz ki önümüzdeki süreçte bu tip denetimlerin artacağı konusudur. 15 Kasım'dan itibaren İstanbul odamız ve TESMER usul eğitimlerini ilçelere taşıyacak. Yine bağımlı meslektaşlarımızla ilgili onların çalışma koşulları gözden alarak hafta sonlarında eğitimler planlanacak. Yaklaşık değerli arkadaşlar 700 sayfalık bir uygulama rehberi hazırlandı bu usul denetimleriyle ilgili. Açıkçası 15 Kasım'dan sonra bu eğitimlere katılan arkadaşlarımıza, bizzat eğitime katılan arkadaşlarımıza bu rehber verilecektir. Bunu buradan belirteyim. Dolayısıyla eğitime katılan arkadaşlarımız bu rehbere sahip olacaklardır. Tabii usul denetimleriyle ilgili geçen de ifade ettim. Görüşlerimizde ısrarcıyız. Önümüzdeki süreçte bu konunun muhataplarıyla oda olarak görüşlerimiz devam edecek. Bildiğimiz kadarıyla binlerce vergi müfettişinin alındığıdır. Özellikle siz değerli meslektaşlarımızdan gelen bize bilgi, bu uygulamada staj yaptıkları şeklinde bir yaklaşımdan bahsediliyor. Amaç buysa bu doğru değil sevgili arkadaşlar. Meslek mensuplarına saygılı davranmak zorundalar. Meslek mensupları da idareye karşı saygılı olmak zorundadır. Ama buradaki amaç ceza kesmek değil, eğitici olması gerekli olduğunu hep altına çiziyorum. Burada amaç onlarca lira para cezası yerine Türkiye'de bir uygulama birliklerinin sağlanması, şeffaf mali tablonun oluşmasında bu amaçla bakıldığı takdirde bu çalışmanın desteklenmesi gerekiyor. Her zaman söylediğimiz gibi herkese kapısının önünü mutlaka temizlemesinde büyük bir yarar var. Yine yıl sonu geliyor, haksız rekabet yazılımında şu ana kadar yaklaşık 500 arkadaşımız bu sisteme girmediler. Onları da ikna ede ede tıpkı müşteri bildiriminde olduğu gibi %100'lere varacağımıza inanıyoruz. Tabii bunun sonuçlarını süre içerisinde birlikte alacağız. Temel amacımız maliyenin yaptığı işi yapmak diye sevgili arkadaşlar. Temel amacımız meslek mensuplarının damga vergisi ödeyip ödemediği konusu değildir. Bu tamamıyla sizin inisiyatifinizde olan bir çalışmadır. Ama her zaman söylediğimiz bir şey vardı. Aldığınız ücretlerin düşük olduğunu,
En azından bu yazılım sayesinde eksik ücret alındığını herkesin görmüş olduğunu görebiliyoruz. Ama en önemlisi fiyat kırarak rekabet edenlerle mücadele etmek ve yine yıl sonunda biriken paralarımızın ödenmeden başka bir meslek yönüne gitmesini takip etmekten başka bir şey değil. Yani bardağın dolu tarafından bakmakta büyük bir yarar var diye düşünüyorum. Şimdi değerli arkadaşlar, bu kürsülerden özellikle eğitim aşamasında çok siyasal konulara girmemeye çalıştım. Ama biliyorum ki hepimiz bir seçim atlattık. Bu seçimin sonuçları ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Tabii şu anda tüm iş dünyası, meslek örgütleri bu konularda görüşlerini aktarıyorlar. Ben öncelikle kutuplaşmaya bu ülkede son verilmesini diliyorum sevgili arkadaşlarım. Çünkü ekonominin içerisinde olan siz değerli meslektaşlarım, hepiniz biliyorsunuz ki bugün bu ülkede ekonomi sorunları var, işsizlik sorunu var, milli gelirin dağılımında adaletsiz boyutları var. Onlarca sorunumuz var ekonomik alanda. Komşularımızda sorunumuz var. Barış sorunu var Türkiye'nin sevgili arkadaşlarım. Biz bunları söylemeye devam edeceğiz. Açıkçası birbirimizi kucaklamaya, sevgiye, hoşgörüye büyük ihtiyacımız olduğunu inanıyorum. Geçen CNN'de ifade ettiğim gibi Türkiye'nin beyaz bir sayfaya ihtiyacı var sevgili arkadaşlar. Barışa, başta vergi olmak üzere reformlara, demokrasiye ve özgürlüklere öncelik sağlayalım diyorum. Tabii bu beyaz sayfanın oluşmasında siyasi iktidarın meslek odalarıyla barışık olması gerekiyor. Meslek odalarının sorunları çözümlenmeden biraz önce anlatmış olduğum konuların hayata geçmesi çok zor sevgili arkadaşlarım. Özellikle biz mali müşavirler çok şey istemiyoruz. Hatırlarsınız bir ses de sen ver kampanyasında dile getirdiğimiz bazı konular vardı. Tahsil edemediğimiz gelirin katma değer vergisini ödemek istemediğimizi, tahsilatlarımızın bankadan geçmesini, zamana endeksli ücret tarifesinin yayınlanmasını, yaptığımız her türlü harcamanın gider olarak, indirim olarak kabul edilmesi, mücbir sebep sorunlarımızın düzeltilmesini, damga vergisinin kalkmasını, beyin amortismanının getirilmesini, her zaman büyük sıkıntı duyduğumuz beyan sürelerinin düzeltilmesini, hiçbir meslek odasında olmayan 5'e 4 gibi antidemokratik maddenin düzeltilmesini ve de özellikle bu kürsülerden defalarca tekrar ettiğimiz bağımsız denetim sürecinde gençlerin hakkının geri verilmesi bu meslek mensuplarına, bu meslek camiasına önemli bir huzur getireceğine inanmaktayım. Sevgili arkadaşlar, değerli meslektaşlarım, hem ülkemizde yaşayan tüm insanların hem de meslek mensuplarımızın her şeyin en iyisine layık olduğunu inanıyoruz. Bu ülke bizim, bu meslek bizim. Gelin kutuplaşmayı kaldıralım. Nazım'ın dediği gibi, yarın yanağından gayrı her yerde, her şeyde hep beraber birlikte olmak dileğiyle. Sevgiler, saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Evet, biraz önce aramızda Tomurcuk Vakfı yöneticilerinin, Tomurcuk çocuklarının olduğunu söylemiştim. Bize de sürpriz yaptılar. Müthiş çocuklar, müthiş yetenekleri var ve tüm Türkiye'de toplumsal farkındalığı artırmak için müthiş bir çaba gösteriyorlar. Bizim de bu çabalarımıza katkılarımızın olduğunu düşünüyorlar. Biz sosyal sorumluluğumuz çerçevesinde elbette bir şeyler yapmaya, bu mücadelelerine, bu çabalarına destek olmaya çalışıyoruz. Onlar da bugün aramızda bunun için bize teşekkür etmeye gelmişler. Doğrusu size teşekkür etmeye gelmişler. Kendileri başkanımızı anıyor, odamızın özelinde
başkanımıza teşekkür edecekler. Onu öncelikle başkanımızı buraya davet ediyorum ve tomurcuk çocuklarını buraya davet ediyorum. Sayın Başkan ve değerli üyeler, sizleri tanıdığımız günden bu yana gençlerimize ve bizlere göstermiş olduğunuz sevgi, ilgi ve verdiğiniz destek için vakfım adına hepinize çok teşekkür ediyorum. Bizleri aranıza aldığınız tüm etkinlikte kendimizi evimizde gibi hissetmenize neden olduğunuz için de ayrıca hepinize başkanımıza ve onun şahsında sizlere tekrar çok çok teşekkür ediyorum ve bu duygularımızın ışığında başkanımıza plaketimizi ve çiçeğimizi sunmak isterim. Sevgili arkadaşlar, bu onur sizlerindir. Ben Tomurcuk Vakfı'nı yürekten kutluyorum. O kadar büyük bir mücadele veriyorlar ki, belki farkında değiliz ama bu şekilde farkında olduğumuzu görüyorum. Lütfen onları tüm yüreğimizle güçlü bir alkış istiyorum sizlerden. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Şimdi seminerimize geçiyoruz. Tabii ondan önce bir şeyi hatırlatmak istiyorum. Tomurcuk Vakfı'nın çıkışta fuayede standı var. İlgilenen arkadaşlarımız vereceğimiz arada bilgileri olsun diye söylüyorum. Seminerimize geçiyoruz şimdi. Biraz önce de belirttiğimiz gibi e-uygulamalar seminerimizin ana çatısı. Tabii e-uygulama sürecinde e-defterden e-saklamaya, e-yoklamaya her türlü süreç burada uygulamacı olan aynı zamanda eğitmenimiz tarafından sizlerle paylaşılacak. 20 bölgede aynı zamanda bu seminerleri yaklaşık 10 gündür, 15 gündür sürdürüyoruz. Daha da devam edecek. Her yeni güncel gelişmeyi de bu seminerlerimize monte ederek bu çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Ben şimdi seminerimizin oturum başkanlığını yapmak üzere TESMER İstanbul Şubesi Sekreteri Murat Ceyhan'ı davet ediyorum. Biraz önce belirttiğim gibi o da eğitmenimiz, aynı zamanda uygulamacı İnci Şalcı'yı davet ediyorum. Bu seminerimizde İnci Hanım'ın enine boyuna e-uygulamalarla ilgili anlatımını gerçekleştirdikten sonra bunu aynı zamanda elektronik ortamda nasıl gerçekleştireceğiz? Elektronik ortamda uygulamayı nasıl hayata geçireceğiz? Bu konuda bilgilerini aktarmak üzere Luka Proje Koordinatörü Cenk İçeri davet ediyorum. Ve yine Luka'nın çözüm ortağı, İşnet'in temsilcisi de entegratör ayağında neler yapılıyor,
nelere dikkat edilmesi gerekiyor onu sizlerle paylaşacak Ayhan Akgöz'ü de buraya davet ediyorum. Seminerin başarılı geçmesini diyorum. Bu güzel katılımınız için tekrar hoş geldiniz diyor. Teşekkür ediyorum. Başarılar. Sayın Başkanım, Sayın Kurul Üyeleri, Sayın Oda Temsilcileri, saygıdeğer meslektaşlar. E-fatura, E-defter, E-yoklama, E-ibraz, E-tebligat, E-arşiv, E-bilet gibi çok sayıda konuya değinmeye çalışacağız bugün. Bu sebeple bu seminerimize hoş geldiniz diyorum öncelikle. Biz 9 Eylül 2013'ten beri TESMER olarak ilk olarak E-fatura ile başlayan bu eğitimlerin 27.sini şu anda veriyoruz. Sayın Başkanımızın ifade ettiği üzere bu süreçte artık bir daha geriye dönüş söz konusu değil. Nitekim Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 2011 yılında çıkartmış olduğu kayıt dışı mücadele ile eylem planında 5 numaralı eylem E-fatura E-defter uygulamasının 2011 yılı sonuna kadar mevzuat tarafının tamamlanması ve akabinde uygulamaya geçilmesiydi. Nitekim bu başarıldı. Türkiye'de şu an 691 bin kurumlar vergisi mükellefi var. Ve şu an 20.214 tane mükellef e-fatura ve e-defter uygulamasına geçmiş vaziyette. Sayın Başkanımızın ifade ettiği gibi bu sayı 50 bine geçecek. 454 numaralı vergi usul kanunu genel tebliğ ile beraber limit aşağı çekilince. Bu da demektir ki hemen hemen her büroda artık e-fatura mükellefi olan bir müşterimiz olacak. Dünyada da dünyaya da baktığımızda genel olarak uygulamanın Türkiye'den çok farklı olmadığını görüyoruz. Biz bunu bütün seminerlerimizi dile getirmeye çalışıyorduk. Çünkü ilk zamanlar bu konuda çok sayıda soru vardı. Acaba bir geri dönüş olur mu? Acaba iptal edilir mi? Süre uzatılır mı diye. Nitekim baktığınızda dünyada şu anda Latin Amerika'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne, Avrupa Birliği'ne, Singapur'a, Kazakistan'a pek çok ülkenin e-fatura uygulamasına geçtiğini söyleyebilirim. Dünyada yaklaşık olarak bir yılda 400 milyar adet fatura basılıyor. Avrupa'da 35 milyar adet fatura basılıyor. Ve bunun dünya çapında %5'i e-faturaya geçmiş durumda. Avrupa'da ise %30. Tabii gelişmiş ekonomilere baktığınızda oranın arttığını görüyoruz. Ama az sonra İnci hocamızın anlatacağı gibi e-faturaya geçme motivasyonları farklı. Örneğin Avrupa Birliği ülkeleri daha ziyade etkinlik ve tasarruf için e-faturaya geçerken ki yıllık tasarruf miktarı işte kağıt, postayla gönderim, çıktı alınması vesaire gibi 65 milyar euro. Ama Türkiye'nin de dahil olduğu ayrı bir grup ülkelere baktığımızda ki bunların başında Latin Amerika geliyor. Oradaki esas amaç ki örneğin Brezilya, Şili ve Meksika'ya baktığınızda onların mevzuatlarında tıpkı bizim mevzuatımızda da açıkça ifade edildiği gibi anlık vergi incelemesi yapılabilmesi, anlık veri analizi yapılabilmesi, fatura ve defterlerin anlık olarak görülebiliyor olması amaçlanıyor. Ki dolayısıyla esas amaç vergi erozyonuyla mücadele. Türkiye ve Vietnam gibi ülkeler kritik endüstrileri ilk olarak e-fatura sistemine geçirirken Kazakistan, Singapur daha ilk günden itibaren belli bir ciro limitini koymuştu. Nitekim şu anda da 2016'dan itibaren 10 milyonun üzerindeki bütün mükellefler e-fatura sistemine geçeceği için Türkiye'de artık bunun arttığını, sayıca mükelleflerin artacağını söyleyebiliriz ve her geçen yıl daha da artıyor olacak. Avrupa açısından baktığımızda Danimarka'nın bu konuda liderliği yürüttüğünü görüyoruz. 2001 yılında 115 numaralı direktifle başlayan süreç şu anda 2014 yılında çıkan iki tane direktifle 24 ve 55 numaralı direktiflerle Avrupa Birliği'nde devam ediyor. Ve nitekim baktığınızda Nisan 2016'ya kadar bütün Avrupa Birliği ülkeleri
E-fatura mevzuatlarını tamamlamak zorunda. Türkiye bu konuda onlardan ileri. Ve Ekim 2018'e kadar da mutlak suretle uygulamaya geçmek zorundalar ki biz uygulamaya geçtik. Bu anlamda Avrupa'nın ilerisindeyiz bu açıdan. Ve bir uygulaması daha var. 55 numaralı direktif. 2018 Kasım'dan itibaren de Avrupa Birliği'nde hiçbir kamu kurumu e-fatura dışında bir fatura kabul etmeyecek. Bizdeki SGK'yı da belki bu o yönde yapılan çalışmalar olduğunu biliyoruz. Bu yönde düşünebiliriz. Nitekim en son Fransa olmak üzere ki o da 2017'de geçecek. Önümüzdeki 2016'da İsviçre ve Estonya'nın da e-faturaya geçeceğini söyleyebiliriz. Bu açıdan baktığımızda Türkiye'nin özellikle vergi denetimi ve vergi kayıp kaçağıyla mücadele için bu sistemi kullandığını ve bu sebepten dolayı da az sonra hocamızın da ifade edeceği gibi özel entegratörle ve arada mutlaka gelir dersi başkanıyla çalışan bir sistem kurduğumuzu söyleyebiliriz. Dünyadaki gelişmelerle ilgili kısa bir bilgi verdikten sonra ben sunumunu yapması için bu konuda son derece deneyimli olan Sayın Hocamız İnci Şalcı'yı müsaadenizle kürsüye davet ediyorum. Buyurun hocam. Sayın İnci Şalcı, Trakya Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu. Aynı zamanda Anadolu Üniversitesi'nde de İktisat bölümünü bitirdi. Kendisi serbest muhasebeci mali müşavir ve bilirkişi. 2011 yılından itibaren İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Odası ve TÜRMOP eğitmeni ve uzun yıllardır da özel sektörde yönetici olarak görev yapıyor. Evet hocam, sizi dinliyoruz. Teşekkür ederim. İstanbul Müşavirler Odası'nın İstanbul Mali Müşavirler Odası Başkanım Sayın Doktor Yahya Arıkan, Sayın Kurul Üyeleri, Sayın Temsilciler, Temsilci Yardımcıları, Değerli Eğitmen Dostlarım ve Değerli Katılımcılar, Meslektaşlarım, hoş geldiniz. Bugün elektronik uygulamalarda e-fatura, e-defter ve diğer süreçlerde hangi sorunlarla karşılaşıyoruz ya da başvuru süreçlerimizi nasıl yapacağız? Bu süreçlerden bahsedeceğiz. Elektronik uygulamalar ilk olarak hayatımıza Eylül 2013 tarihinde girdi elektronik uygulamalar hayatımıza ve 1 Nisan 2014 tarihinde aktif olarak kayıtlı kullanıcılar listesinde kayıt olarak kullanmaya başladık e-fatura sistemini. Şu an itibariyle sistem üzerinde 20.214 tane e-fatura kullanıcısı var. Aynı zamanda 47 tane özel entegratör ve 39 tane e-arşiv hizmeti veren şirket mevcut. Gelir Dersi Başkanlığı'nın e-fatura.gov.tr adresindeki başlığının altında. Elektronik uygulamalar nedir ya da elektronik dönüşüm nedir? Aslına baktığınız zaman elektronik dönüşüm, ekonomik ve sosyal hayatımızda yaptığımız bütün işlemlerin ve süreçlerin elektronik uygulamalara dönüştürülmüş halidir. Elektronik ortamda takip edildiği halidir. Biz dün neden bahsediyorduk? Kağıt ortamında düzenlenen faturadan, defterden ve beyannamelerden yani manuel sistemden bahsediyorduk. Bugün bahsettiğimiz süreç e-fatura sürecinden bahsediyoruz. Kimler kayıtlı kullanıcı olmak zorunda, kimler zorunluluk kapsamında sisteme girmek durumunda. E-arşiv fatura sisteminden bahsediyoruz. Elektronik arşiv fatura sistemi de artık hayatımıza girmeye başladı ve 1-1-2016 tarihinden itibaren zorunlu hale gelecekti bu sistem. Elektronik defter sisteminden bahsediyoruz. Kağıt ortamından uzaklaştık. Artık elektronik ortamda tutulan faturaların ve elektronik ortamda tutulan arşiv faturalarının bundan sonraki süreçte e-defter sisteminde dokümantasyonu yapılacağı süreçlerden bahsediyoruz. Yine e-denetim süreci karşımıza çıktı bu süreç içerisinde. Elektronik ortamda ürettiğiniz faturalarınızın ve defterlerin artık kağıt ortamına değil elektronik ortamda yapılacak denetim süreçlerinden bahsediyoruz bu süreçte. E-kayıt saklama zorunluluğu çıktı karşımıza. Vergi Suyu Kanunu 431 ve 436 numaralı tebliğleriyle elektronik ortamda kayıt saklama zorunluluğu olan mükellefler var ve bu mükellefler 1-1-2015 tarihinden itibaren kayıtlı olarak aktif olarak kayıt saklama zorunluluğuyla karşı karşıya kaldık. Yine elektronik ortamda ürettiğimiz faturalarımızı ve defterlerimizi bundan sonraki süreçte
kağıt ortamında değil elektronik ortamda muhafaza etmeye devam edeceğiz ve istendiğinde de bu şekilde ibraz edeceğiz. E-yoklama diye bir kavram karşımıza çıktı ve bu kavram 1 Eylül 2015 tarihinden itibaren aktif olarak karşımıza süreç devam ediyor. Ve bundan sonraki süreçte yapılan yoklamaların da yine elektronik ortamda yapılacağı, işletme kuruluşuna tutun da mükellefiyetinizi ilgilendiren durumlara varana kadar bundan sonraki süreçte elektronik olarak bu süreçlerin takip edeceği yönünde devam edecek süreç ve e-tebligat kavramı karşımıza çıktı. 1-10-2015 tarihinden itibaren ihtiyari, 1-1-2016 tarihinden itibaren de zorunlu hale gelen tüzel kişilikleri ve gerçek kişileri ilgilendiren e-tebligat kavramıyla karşı karşıya kaldık. Bu kavramda nasıl başvurularda bulunacağız? Vergi dairelerine gitmemiz gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Hangi formları doldurmamız gerekiyor bu süreçten faydalanabilmek için ve zorunluluk kapsamında kimler var? Tek bunların üzerinden tebliğler doğrultusunda geçerek konuşmalarımıza devam edeceğiz. Yani biz dün kağıt ortamındaydık. Bugün artık bütün bu süreci elektronik ortamda yönetirken yarın önceden hazırlanmış beyannameleri konuşuyor olacağız. Yani açıkçası biz dünü değil, bugünü hiç değil, yarını bugüne getirerek burada konuşuyor olacağız bu süreçler içerisinde. Önceden hazırlanmış beyannamelerden bahsedeceğiz. E-irsaliye diye bir kavram çıktı. E-irsaliye ile birlikte e-fatura sistemi entegre çalışarak bundan sonraki süreçte önceden hazırlanmış aynen gayrimenkul sermaye beyanları gibi sistem üzerinden hazırlanan beyannamelere gireceğiz ve otomatik olarak eğer doğruysa e-beyanname sisteminde 3065 sayılı katma değer vergisi kanunu kapsamında KDV beyannamemizi ya da gelir vergisi beyannamemizi ya da kurumlar vergisi beyannamesi sistem üzerinden hazırlanacak ve biz doğruluğunu teyit ettikten sonra değerleme hükümleri işletmenin kendisinde kalmak şartıyla beyannamelerimiz de artık önceden hazırlanmış olarak sistemimize düşmüş olacak. Bu süreçte bu da yetmeyecek. İlerleyen dönemlerde bahsedeceğimiz konular içerisinde baktığınız zaman sisteminizde bilançolarınızın ve gelir tablosunun da hazırlanmış olduğunu göreceksiniz. Çünkü bütün ortam elektronik ortam olarak devam edecek. Faturanızın ve defterinizin, denetiminizin dahi elektronik ortamda takip edildiği bir süreçte bundan sonraki dönemlerde bilançolar ve gelir tabloları da artık hazırlanmış halde sisteme bırakılmış olacak. Bu sistemde çalışan ülkeler var mı? Evet var şu anda. Aynen Murat Bey'in de bahsettiği gibi Danimarka, Portekiz ve Hollanda gibi ülkeler bu sistemle aktif olarak çalışmaya devam ediyorlar. Neler amaçlanıyor? Başkanımızın da belirttiği gibi bu doğrultuda bir bilgi havuzunun oluşması. Yine muhasebe haftasındaki 6 tane bakanlığın katılımıyla oluşturulan sempozyumlarda ve seminerlerde de belirtildiği üzere ortak bir bilgi havuzunun oluşturulması ve bu bilgi havuzuna kamu kurum ve kuruluşlarının istediği bilgilerin aktarılması ve ihtiyaç halinde buralardan çekilerek kullanılması yönünde bir ortak bilgi havuzunun oluşturulması. Yine kurumlar ve işletmeler arasında etkin bir iletişimin sağlanması ve bu süreçte en önemli noktadır ki bir usul ve vergi denetiminin sağlanıyor olması. Artık bundan sonraki süreçte mali idare belge bazlı denetim yapacağından dolayı vergi denetimleri ve usul denetimleri bizim için çok önemli bir rol oynayacak. E-fatura sistemi. E-fatura sistemi 1 Nisan 2014 tarihinden itibaren demiştik aktif olarak hayatımıza girdi ve uygulamaya kayıtlı kullanıcılar olarak sisteme girmeye başlamıştık dedik. Bu süreç içerisinde bir kere e-fatura nedir bundan bahsedelim. Aslında belli bir formatta düzenlediğimiz
tamında düzenlediğiniz faturalardan hiçbir farkı olmayan bir fatura şeklidir. Yani kağıt ortamda düzenlediğiniz faturalardaki cezai yaptırımlarımız ya da düzenleme sorumluluklarımız neyse aynı şekilde elektronik ortamda düzenlediğimiz faturalar için de geçerli olacaktır bu süreç. Elektronik ortamda düzenlediğimiz faturalardaki transfer kuruluş her zaman Gelir İdaresi Başkanlığı'nın kendi portalı olacaktır. Yani siz hangi yöntemi seçerseniz seçin başkanlığın portalına faturalarınızı bırakarak karşı taraftaki alıcı firmaya transfer etmek durumundasınız. Yine e-fatura dedik, kağıt ortamında düzenlediğimiz faturalardan hiçbir farkı olmayan cezai yaptırımlarımız, hukuki yaptırımlarımız ya da ne şartlarda kaç gün içinde düzenlememiz gerekiyorsa aynı hukuki nitelikler elektronik ortamda düzenlediğimiz faturalar için de geçerli olacaktır. Sistemin işleyişi şu yönde olacak. Öncelikle satıcı firma faturasını kesecek, bir zarfa koyacak ve bu zarf içinde her bir zarfa ayrı bir numara veriyor sistem. Bu zarf içinde sadece bir mükellefe ait olan faturayı koyabilirsiniz. Birden fazla mükellefe ait faturayı aynı zarf içine koyamazsınız. Her mükellef için bir zarf olacak. Her zarfın üzerinde bir numara vardır. Bunları zarfları faturalarla birlikte sisteminiz üzerinden arşivlemek durumundasınız. Kesilen fatura zarf içine konulduktan sonra Gelir İdaresi Başkanlığı'nın portalına bırakılır seçtiğiniz yönteme göre. Portala bırakılan fatura Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından karşı taraftaki ilgili alıcı firmaya bırakılır. Alıcı firma ne yapar? Alır faturasını, sistemine girer, işler. Faturasını iade edebilir, reddedebilir, satır bazında kısmi iade yapabilir. Seçtiğiniz çalışma senaryolarından bir tanesi yöntemine göre çeşitli değişiklikler yapabilir bu süreç içerisinde. Alıcı aldığı bu faturaya ilişkin bir sistem üzerinden uygulama yanıtı oluşturur. Bu uygulama yanıtını oluşturduktan sonra karşı taraftaki satıcı firmaya doğrudan göndermiş olur. Der ki burada faturanızı aldım, sisteme girdim, herhangi bir sorun yoktur der. Oluşturulan uygulama yanıtlarını mutlaka 8 gün içinde karşı taraftaki satıcı firmaya bildirmek durumundasınız. Örneğin 12 Ağustos'ta düzenlemiş olduğunuz bir faturaya ilişkin uygulama yanıtını 20 Ağustos 2015 saat 23.59'a kadar satıcı firmaya göndermek durumundasınız. Göndermezseniz ne olur? Sistemde otomatik olarak kabul etmiş olursunuz fatura üzerindeki işlemleri. Zarflarla sadece elektronik ortamda fatura mı gönderebiliriz? Zarflarla her şeye gönderebiliriz. Mali idare düzenlemiş olduğunuz elektronik faturaya ilişkin irsaliye isteyebilir. Ürettiğiniz ürünle ilgili ürün reçetelerini isteyebilir. Çeşitli kayıtlarda oluşan MP3 kayıtlarını isteyebilir. Yani bunları zarf transferiyle doğrudan Gelir İdaresi Başkanlığı'nın portalına bırakabiliriz. Sistemimize indirdikten sonra elektronik faturaya ilişkin XML formatından ayırıp tek tek ilgili ilişkideki dosyaları açarak sistem üzerine kayıt yapmamız gerekiyor bu süreç içerisinde. İlk olarak kimler geçmişti? Vergi Usulü Kanunu'nun 421 numaralı tebliği doğrultusunda geçti. Dediler ki 5015 sayılı petrol piyasası kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlarla bunlardan 2011 takvim yılı içerisinde brüt satış hasılatı 25 milyon ve üzeri olan işletmeler, yine 4760 sayılı özel tüketim vergisi kanunu kapsamında 1 ve 3 sıra numaralıdaki listelerdeki malları imal inşa ithal edenlerle bunlardan 2011 yılının içerisinde 10 milyon ve üzeri brüt satış hasılatına sahip olan işletmeler sisteme aktif olarak kayıtlı kullanıcılar listesine girmek durumundaydı. Mali idare bu şartlarda en önemli nokta burada şudur ki 5015 sayılı petrol piyasası kanunu kapsamında benzin istasyonları madeni yağ lisansına sahip olmasına rağmen burada bir kriter getirilmiştir. Benzin istasyonları brüt satış hasılatına göre sektör bazlı değil brüt satış hasılatına göre sisteme girmek durumundalar. Yine Vergi Usulü Kanunu'nun 421 numaralı tebliği kapsamında sisteme giren mükellefler aktif olarak girmeye başladı ve 1 Nisan 2014 tarihinden itibaren kullanmaya başladılar. Gelir İdaresi Başkanlığı 20 Haziran 2015 tarihinde Vergi Usulü Kanunu'nun 454 numaralı tebliğini yayınladı ve bu tebliğde dendi ki bundan sonraki süreçte 2014 yılı satışları baz alınacaktır. 2014 yılı satışlarında 10 milyon ve üzeri brüt satış hasılatına sahip olun işletmeler, sektör ayrımı yapılmaksızın hepsi sisteme girmek durumundadır dendi ve 1-1-2016 tarihinden itibaren sistem aktif olarak işlemeye başlayacak. 454 numaralı tebliğin en önemli
noktalarından bir tanesi şudur ki bağlayıcı bir tebliğdir. Çünkü tebliğin içinde diyor ki 2014 yılından sonraki dönemlerde sistem işletmeler 10 milyon ve üzeri brüt satış hasılatına hangi dönem itibariyle sahip olurlarsa takip eden yılda verecekleri kurumlar vergisi beyannamesi yılbaşından itibaren geçeceklerdir diyor. Siz 2014'te eğer bu satış hasılatını yakaladıysanız 1-1-2016 tarihinden itibaren sisteme geçeceksiniz. Eğer ki bu satış hasılatını 2015 yılı içerisinde yakaladıysanız 1-1-2017 tarihinden itibaren kayıtlı kullanıcılar listesine zorunlu olarak geçmek durumunda kalacaksınız. Sistemdeki en önemli nokta şudur. Kurumlar vergisi beyannamesi ekinde vermiş olduğumuz gelir tablosuna bakacağız. Gelir tablosunda özellikle 600, 601 ve 602 hesaplara bakacağız. Brüt satış hasılatımız eğer 10 milyon üzerindeyse takip eden yıl elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına zorunlu olarak geçmek durumunda kalacağız. Buradaki önemli noktalardan bir tanesi de şudur ki sabit kıymet satışları işletmenizin ana faaliyet konusunu ilgilendiren bir satış kalemi olmadığından ve katma değer vergisi beyannamesi kapsamında 503 numaralı kulakçığın altında gösterildiğinden dolayı brüt satış hasılatımızın e-fatura sistemine geçmede herhangi bir rolü olmayacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta 600, 601 ve 602 hesapların 10 milyon ve üzeri brüt satış hasılatına sahip olmasıdır. Yine sisteme dahil olanlar ne yapacaklar? Elektronik fatura ve elektronik defter kullanmak zorundalar bu sisteme dahil olanlar. Vergi Usulü Kanunu 421 ve 454 numaralı tebliğler kapsamında zorunlu olarak sisteme e-fatura sistemine geçiyorsanız e-deftere de zorunlu olarak geçmek durumundasınız. Ancak ihtiyari olarak e-fatura sistemini kullanıyorsanız e-defteri kullanmak zorunda değilsiniz ya da aynı şekilde e-defteri kullanıyorsanız e-fatura sisteminde ihtiyarıysanız geçmek durumunda değilsiniz. E-fatura kayıtlı uygulama kapsamında 3065 sayılı katma değer vergisi kanununun 11. maddesi doğrultusunda diyor ki yolcu beraberi mal transferi yapan işletmelerde özellikle tebliğ burada çok nettir. Yolcunun Türkiye'de oturmaması şartıyla yanlarında götürdükleri mal için elektronik fatura düzenlenmesi zorunluluğu vardır diyor. Yalnız bu faturaların ne şekilde kesileceği ya da aracı kurumlar üzerinden mi kesilecek, nasıl kesileceğine ilişkin gümrük mevzuatının yayınlanması gerekiyor. İlgili bakanlıklarla henüz daha o tam sağlanamadığından şu anda gümrük mevzuatı yayınlanmadı. İlgili eğer ki böyle mükellefleriniz varsa e-fatura.gov.tr'nin altında gümrük işlemleri kılavuzunda yayınlandığı zaman bakarak kesebileceksiniz. 1-1-2016 tarihinden itibaren sistem aktif olarak kullanılmaya başlanacak bu süreç içerisinde. Ve en önemli noktalardan bir tanesi tabii ki transit ticaret yapan işletmelerde. Transit ticarette mal millileşmediğinden dolayı e-fatura kapsamında kalmazsınız. Ancak e-arşiv fatura kapsamında kalacaksınız bu süreç içerisinde. Yine sisteme dahil olanlar nasıl yol haritamız olacak? Birincisi tüzel kişiler mali mühüre sahip olmak zorundalar. Vergi Usulü Kanunu mükerrer 242 kanuni dayanağıdır mali mühürün. Bu doğrultuda tüzel kişiler mali mühüre sahip olacaklar. Gerçek kişiler de 5070 sayılı kanun kapsamında elektronik imzaya sahip olmak durumundalar. Mali mühür başvurularımızı yol haritamızın birinci adımı olan mali mühürümüzü ekranda gördüğünüz linke tıklayarak buradan başvurumuzu yapabiliriz. Öncelikli olarak mali mühür başvurusu yapmamız gerekiyor. Daha sonra e-fatura ya da e-defter başvurusu sistemine geçmemiz gerekiyor. Mali mühür nedir? Aslında mali mühür ürettiğiniz bir belgenin değiştirilemezliğini güvence altına ve garanti altına almış olan bir elektronik bir sistemdir. Yani sizin işletmedeki tüzel kişinizdeki imzanız, kaşeniz anlamına gelir. Peki nerelerde kullanılır? Mali mühür 5 yerde kullanılır. E-fatura sisteminde kullanılır. E-defterin mühürlenme sisteminde kullanılır. Berat'ın üretilmesinde kullanılır. E-arşiv faturada kullanılır ve Vergi Usulü Kanunu 415 numaralı tebliğ kapsamında e-bilet kavramında kullanılır mali mühür. Mali mühürlerimizi ürettiğiniz her bir mali mühür mutlaka
vergi kimlik numarası üzerinden ürettirmeniz gerekiyor. Tüzel kişiler için mali mühürler işletmenin vergi kimlik numarası üzerinden üretilir. Gerçek kişiler için almış olduğunuz elektronik imzalarda kişinin gerçek kişinin TC kimlik numarası üzerinden üretilir. Ve sertifikaların geçerlilik süresi 3 yıldır. 3 yıl sonra tekrar bir bedel öderek sertifika sürenizi uzatabiliyorsunuz burada. Başvurularımız ilgili ekranda gördüğünüz linke tıkladıktan sonra öncelikli olarak ekranda gördüğünüz güvenlik kodunu giriyorsunuz. İşletmenize ait vergi kimlik numarasını giriyorsunuz. Kurumda imza yetkilisi kimse ona ait bilgileri giriyorsunuz tek tek. İşletmenizin işte çalışan kişinin adı soyadı vesaire. Sonra sağ tarafta gördüğünüz alanda sertifika tipini giriyorsunuz. Nasıl bir sertifika istiyorsunuz diyor sistem size mali mühür başvurusunda. İki çeşit sertifika tipi var. Birincisi HSM dediğimiz donanımsal güvenlik modeli. Bunların daha çok özel entegratör firmalarının ya da büyük firmaların tercih etmiş olduğu bir yöntem. Biz akıllı kart okuyucu dediğimiz masaüstü USB belleklere benzeyen cihazlardan tercih ediyoruz. Akıllı kart okuyucu alanına tıkladıktan sonra size kaç tane sertifika almak istediğinizi soruyor. Bir ya da birden fazla isteyebilirsiniz. Bunda herhangi bir kısıtlama yok. Ve ilgili alanlarınızı doldurduktan sonra size bir güvenlik doğrulaması soruyor. Bir güvenlik sözcüğü soruyor. Şimdi 2013 Ağustos ayından önce üretilen mali mühürlerimiz bize postayla şifreler geliyordu. Ancak 2013 Ağustos'tan sonra üretilen mali mühürlerde online işlemlerin altından girdiğiniz zaman mali mühürünüze ait şifrenizi kendiniz üretebiliyorsunuz. Sağ tarafta telefon doğrulaması var. Telefon doğrulamasını da yaptıktan sonra buradaki telefon doğrulaması önemlidir. Çünkü kullandığınız telefona bir akıllı SMS gelecek ve bu doğrultuda başvuruda bulunabileceksiniz. Yaptıktan sonra onay kodu gelecek akıllı kart okuyucuya ait. SMS doğrulamasına cep telefonunuza gelen mesajı ekrana girip tamam butonuna bastıktan sonra e-imzanızla ya da ıslak imzalayabilmek için çıktısını alarak ıslak imzalı olarak başvurunuzu yapıp başvurunuzu tamamlayabiliyorsunuz bu süreç içerisinde. Formun tam olarak doldurulmuş halini sol tarafta görebiliyorsunuz. Şuradaki alan çok önemlidir, buradaki barkod kodu. Çünkü siz bu formu doldurduktan sonra sistem size otomatik bir kod veriyor. Bu kod neden önemlidir? Bu kod mali mühürünüze başvuru sertifikanıza ilişkin bir koddur. Bu kodu Kamu Sertifikasyon Merkezi'nin ilgili banka hesabına 690 liralık bedeli yatırırken mutlaka banka dekontunun açıklamasına yazmak zorundasınız. Önce kodu yazmak durumundasınız, sonra bir boşluk bırakıp işletmenize ait vergi kimlik numarasını belirtmeniz gerekiyor. Belirtmezseniz ne olur? Sistem karşılıklı çapraz kontrolünü yapamaz ve ödediğiniz para da burada boşa gider. O yüzden bunu mutlaka önce ilgili alandaki ID kodunu daha sonra bir boşluk bırakarak vergi kimlik numaranızı belirtip sisteme paranızı öyle yatırmak durumundasınız. Çünkü sistem eşleşmeyecektir ve size mali mühürünüzü üretmeyecektir. Mali mühür başvurunuzdan sonra Kamu Sertifikasyon Merkezi size mali mühürünüzü bir zarf içerisinde faturanız, ödediğiniz bedele ait fatura, kullanım kılavuzu ve ekranda gördüğünüz USB belleğe benzeyen masaüstü cihazla birlikte bir SIM kart gönderecek. Bu ilgili kartın içinden mali mühürünüze ait çipi kırıp bilgisayarınızdaki takacağınız akıllı kart okuyucu makinesine takacaksınız. Burada önemli bazı noktalar var. Şifrenizi 3 defa yanlış girerseniz online işlemlerden güncelleyebiliyorsunuz. Ancak 7 defa yanlış girerseniz kartı otomatik olarak bloke ediyorsunuz ve yeni baştan sisteme girebilmek için akıllı kart okuyucusu talep etmeniz, mali mühür ürettirmeniz gerekiyor bu süreç içerisinde. Aldınız kartınızı, sisteme de yüklediniz. Hemen başvuru yapabilir misiniz? Hayır, hemen başvuru yapamazsınız. Öncelikle bir online işlemlere girip mali mühürünüzü güncellemeniz gerekiyor. İlgili bilgileri girmeniz gerekiyor. Online işlemlerden mali mühürünüzü de güncelledikten sonra e-fatura sürecine başvuruda bulunabilirsiniz. Mali mühürümüzü demiştik. Kamu Sertifikasyon Merkezi'nin ilgili linkine tıklayarak temin edebilirsiniz. Ve ilgili güncellemelerinizi de yine aynı Kamu Sertifikasyon Merkezi'nin
ilgili linkinden değiştirebilirsiniz. Vergi kimlik numaranızın değişmesi halinde ya da ünvanınızın değişmesi halinde her bir mali mühür vergi kimlik numarası adına açıldığı için mutlaka yeniden mali mühür temin edip başvuruda bulunuyor olmanız gerekiyor. Yine nevi değişikliklerine giden mükellefler yeni mali mühürlerini tekrar kamu sertifikasyon merkezine başvurarak yeniden temin etmeleri gerekiyor. E-fatura uygulamasında eski vergi kimlik numaranızın üzerine gelen mali mühürleriniz doğrultusuna girdiğiniz eski vergi kimlik numarasına gelen faturaları yeni mali mühürleriniz gelene kadar temin edip faturalarınızı indirebiliyorsunuz. Ancak yeni mali mühürünüz geldikten sonra sistemde otomatik olarak kapatılması gerekiyor. Tasfiye halindeki işletmelerde süreç nasıl ilerleyecek peki? Bir kere birincisi eğer ki kanun kapsamındaysanız brüt satış hasılatınız 10 milyon ve üzerindeyse ve zorunluluk kapsamına girmek durumdaysanız tasfiye halinde olun ya da gayri faal işletme dahi olsanız sisteme e-fatura kullanıcısı olarak girmek durumundasınız. Çünkü tasfiye sürecinden herhangi geri dönüş söz konusu olabiliyor. Yalnız bu noktada başvururken işletmenizin ünvanının başına tasfiye halinde ibaresi geleceğinden dolayı yeni baştan mali mühür başvurusunda bulunmanız gerekiyor. Vergi Sükanı 421 numaralı tebliğ kapsamında. E-fatura uygulamasında kayıtlı bir kullanıcının nevi değiştirmesi halinde ne yapması gerekiyor? 15 gün içerisinde nevi değişikliğini bilgilendirmek için Ticari Sicil Gazetesi ile birlikte öncelikle Gelir Dersi Başkanlığı'nın Ankara'daki adresine yazılı olarak dilekçeyle başvuruda bulunup daha sonra mali mühür temin etmesi gerekiyor bu süreç içerisinde. Yine sisteme dahil olanlar demiştik tüzel kişiler mali mühür temin etmek zorunda, gerçek kişiler elektronik imzalarını temin etmek zorunda ve başvurusunu e-fatura.gov.tr adresinden yaparak mali mühürleri bilgisayara takılı olacak şekilde sürece başlatabileceksiniz. Zorunluluk kapsamındaysanız ya da ihtiyari bile olsanız. İlgili ekranda gördüğünüz alana linke tıklayarak e-fatura başvurusunu yapabiliyorsunuz. Bu başvuruyu yaparken sistem size öncelikle bir yararlanma metodu yöntemi soruyor. Hangi şekilde yararlanmak istiyorsunuz sistem üzerinden? Siz burada yararlanma yöntemi olarak sağ tarafta gördüğünüz portal yöntemini seçerseniz sistem size ikinci bir soruyu soruyor. Ne zaman yararlanmak istiyorsunuz? 1-1-2016 tarihinden itibaren mi? Yani zorunluluk kapsamında olduğunuz dönemden itibaren mi? Yoksa hemen mi sisteme geçmek istiyorsunuz? Bir sistem size bir soru soruyor. Ve bundan sonraki süreçlerde tek tek ilgili alanları doldurmaya başlıyorsunuz. İşletmenize ait vergi kimlik numarası, telefon numarası, şirket sorumlusu kimse, e-faturayı işletmenizde kim yönetecekse onunla ilgili detaylı bilgileri doldurup başvurusunda bulunduktan sonra size öncelikle bir ekran açılıyor ve o ekranda akis kartınızı yani bilgisayarınıza taktığınız mali mühürünüzün tanımlanmasını istiyor. Tanımlamayı yapıp doğrudan okey tuşuna bastıktan sonra sistemde e-fatura kullanıcısı olarak başvuruda bulunmuş oluyorsunuz. Bundan sonraki süreçte ne yapacağız? E-fatura.gov.tr adresindeki kayıtlı kullanıcılar listesine sisteme girip girmediğinizi kontrol etmeye başlayacaksınız bu süreç içerisinde. Yararlanma yöntemleri, 3 tane yararlanma yöntemi var. Birincisi portal üzerinden e-fatura sistemine girebiliyorsunuz. İkincisi uyumlu bir yazılım programı seçerek bu sisteme dahil olabiliyorsunuz. Üçüncüsü ise özel entegratörler aracılığıyla sisteme dahil olabiliyorsunuz. Şimdi kısaca bahsedeyim size. Birinci yöntem Gelir Dersi Başkanlığı'nın biraz önceki ekranda doldurduğumuz portal yöntemidir. Bu yöntem ücretsiz bir yöntemdir. Aylık kesmiş olduğunuz fatura adedi 500 tane ise bu yöntem, 500 taneye kadarsa bu yöntemden ücretsiz olarak faydalanabiliyorsunuz. Yalnız bu yöntemde eğer birden fazla seri kullanmanızı gerektiren bir durum varsa sadece iki fatura serisi kullanabiliyorsunuz. GİP ve FYS adında yöntem bu şekilde ilerliyor. İkinci yöntem ise uyumlu bir yazılım programıyla Gelir Dersi Başkanlığı'na entegrasyon sağlamak. Yani bunu daha çok büyük işletmelerin tercih etmiş olduğu bir yöntem. Sizin bilgisayar sisteminizde Gelir Dersi Başkanlığı'nın belirlemiş olduğu raporlar doğrultusunda bilgi teknolojileri başlığının altında uyumlu yazılım programınızı uyumlu hale getiriyorsunuz. Uyumlu hale getirdikten sonra BIS raporlarınızı, bilgi işlem sistem raporlarınızı Gelir Dersi Başkanlığı'na gönderiyorsunuz. Başkanlık size geçici bir süre için test aşamasını açıyor ve ilgili onaylardan sonra gerçek portalınızı açıyor.
Ya da üçüncü bir yöntem, özel entegratör aracılığıyla. Özel entegratörle yapacağınız çalışmalar ücretli bir yöntemdir burada. İstediğiniz kadar fatura kesebiliyorsunuz. 500 tane diye bir limit yok. Önce kestiğiniz faturaları özel entegratör firmaya gönderiyorsunuz. Yalnızca bir sefere mahsus olmak üzere özel entegratör ya uzaktan bağlantı yoluyla ya da mali mühürünü kendisi almak suretiyle yalnızca bir kereye mahsus mali mühür sertifika bilgilerinizi kopyalıyor. Neden kopyalıyor? Kestiğiniz faturalar ilgili özel entegratör tarafından mali mühürle mühürlenerek gelir dersi başkanlığına gönderiliyor. Zaten siz firma ile anlaştıktan sonra özel entegratör firma gelir dersi başkanlığına bundan sonraki süreçte X firması bizimle çalışmaya başlayacaktır diye yazılı bildirimde bulunuyor ve entegratör aracılığıyla çalışmaya başlıyorsunuz. Özel entegratör yönteminde İstediğiniz kadar fatura serisi üretebiliyorsunuz. Birden fazla şubeniz olabilir. İstediğiniz kadar fatura serileriyle çalışabilirsiniz. Ve buradaki önemli bir nokta da şudur ki yöntemler arası geçiş her zaman mümkündür. Hiçbir sıkıntı yok. İstediğiniz kadar özel entegratörle çalışabilirsiniz. Şunu diyebilirsiniz. Alış faturalarını bir özel entegratörle, satış faturalarını bir özel entegratörle çalışmak istiyorum diyebilirsiniz. Ancak şöyle bir de bir durum var tabii. Eğer yıl sonuna kadar herhangi bir entegratör firma seçmediyseniz kendinize ya da uyumlu bir yazılım programı henüz kullanmaya başlamadıysanız ve altyapısını hazırlamadıysanız, eğer zorunluluk kapsamında sisteme giriyorsanız Gelir Dersi Başkanlığı 31.12.2015 saat 00 itibariyle GİP portalını kullanıma açacaktır. Bunu da bilgilendirmekte fayda var. Sistemin işleyişi nasıl olacak? Sol tarafta gördüğünüz üzere sistemin işleyişi, elektronik fatura kullanıcıları mutlaka birbirlerine kendi içlerinde kestikleri faturaları e-fatura olarak kesmek zorundalar. Ancak kağıt ortamında çalıştıkları işletmelere de kağıt ortamında fatura kesmeye devam edecekler. Sisteme dahil olanların listesini e-fatura.gov.tr'den görüntüleyebilirsiniz ve burada mutlaka eğer ki başvurunuz yapıldıktan sonra 7 gün içinde geçme zorunluluğunuz var. Geçmezseniz cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceğiz. Ama 7 gün içinde yine kağıt ortamında düzenlemeye devam edebilirsiniz. Ama şunu söylüyor Gelir Dersi Başkanlığı, e-fatura mükelleflerine mutlaka elektronik ortamda fatura düzenleme zorunluluğumuz vardır. Kaç çeşit senaryomuz var çalışırken? İki çeşit senaryo ile çalışabiliyoruz. Birincisi temel senaryo, ikincisi ticari senaryo. Ticari senaryo mantığına baktığımız zaman, ticari senaryoda bir faturayı iade edebilirsiniz, reddedebilirsiniz ya da kısmi iade yapabilirsiniz. Buna ilişkin iade faturası kesme durumunuz var. Ancak şunu unutmayalım ki, bir faturayı reddettiyseniz reddini bir daha gerçekleştiremezsiniz. Buna dikkat etmemizde fayda var. Yani bunu mutlaka cari hesap sözleşmelerinizde çalıştığınız firmalarla belirtmenizde fayda var. Siz e-fatura mükellefi olun ya da olmayın ya da daha sonraki dönemlerde de e-fatura mükellefi olabilirsiniz. Sizinle bundan sonra temel senaryoda ya da ticari senaryoda çalışmak istiyorum diye belirtmenizde fayda var. Belirtmezseniz ne olur? Temel senaryo mantığını kabul etmiş olacaksınız burada. Peki temel senaryo nedir? Temel senaryoda kestiğiniz bir faturayı karşı tarafa gönderirsiniz. Karşı tarafın bu faturayı almıyorum, iade ediyorum deme şansı yok. Ancak şu andaki olduğu gibi ya size bir iade faturası kesecek ya da harici yollardan noter kanalıyla vesaire size iadesini gerçekleştirebilecek. Yani ticari senaryoda faturayı iade edebilirsiniz, reddedebilirsiniz. Ancak temel senaryoda faturayı reddediyorum deme şansınız yok. Gelen faturayı mutlaka sisteme almak zorundasınız. Zaten de genellikle çok büyük işletmelerin tercih ettiği yöntem temel senaryo yöntemidir. Çünkü şey diyorlar, faturayı kesiyoruz, size gönderiyoruz. İadesini siz yapacaksanız bana fatura keserek iadesini yapın, harici yollardan yapın diye belirtiyorlar burada. Yine e-faturanın irsale şeklinde kullanılması, bir kere öncelikli olarak elektronik fatura kestiğimiz işletmeleri mutlaka ve mutlaka elektronik ortamda muhafaza ve istendiğini ibraz etme durumumuz vardır. Elektronik faturanın kağıt çıktısı sadece bazı noktalarda bizim işimize yarayacak. Mesela nerede yarayacak? Vergi Usulü Kanunu 433 numaralı tebliğ kapsamında irsaleye yerine kullanılmasında işimize yarayacak. Malın sevki sırasında eğer e-faturayı kesiyorsanız, üzerinde saatini ve dakikasını
çıktısının yazılması şartıyla kağıt çıktısını, şunu unutmayalım ki mutlaka ekranda görüntüyü şekilde kağıt çıktısının aynı birebir olması gerekiyor. Kağıt çıktısının üzerine irsaliye yerine geçer ibaresinin yazılıp işletme yetkiliniz tarafından kaşelenip imzalanması şartıyla elektronik ortamda düzenlemiş olduğunuz fatura irsaliye yerine geçen bir belge olarak kullanılabilir. Bundan sonraki süreçte e-fatura mükellefleri irsaliyeli fatura düzenlemeyecekler. Çık kağıt çıktıları alıp üzerine taşı imza yapacaklar. Ancak unutulmaması gereken nokta şudur ki malın sevki sırasında bu işlemi yapmak zorundalar. Bir de bazı yerlerde işe yarar kağıt çıktılar. Mesela borsa tescil işlemlerinde elektronik ortamda düzenlenen fatura belli şartlar çerçevesinde kağıt çıktısını kullanabilirsiniz. Aynı şirket ve şube ve kısımlar için farklı seri numaraları kullanabilirsiniz. Bununla ilgili herhangi bir kısıtlama yok. Sistem üzerinde zaten özel entegratör seçeceksiniz, seçtiğiniz yöntemde istediğiniz kadar fatura serisi kullanabiliyorsunuz. Elektronik faturaların üzerine Gelir İdaresi Başkanlığı'nın logosunun üzerine geçecek bir logo koyamazsınız. Başkanlık diyor ki logoyu kapatmayacak şekilde ve başkanlığın logosundan küçük olacak şekilde. Bu da ihtiyaridir, isteğe bağlıdır. Sistem üzerine kendi işletmenize ait logolarınızı koyabilirsiniz. Geçmiş tarihli fatura düzenlemek mümkün müdür? Yapılan işlemlerde öncelikle şunu düşünmekte fayda var. Kağıt ortamında sistem nasıl yürüyor? Elektronik ortamda aynı şekilde yürüyecek demiştik. Vergisi kanun hükümleri doğrultusunda 7 gün içerisinde mutlaka faturamızı kesip Gelir İdaresi Başkanlığı'na bildirme yükümlülüğümüz hala devam ediyor bu süreç içerisinde. BAVS verme yükümlülüğü süreci nasıl etkileyecek? BAVS verme yükümlülüğümüz e-fatura mükellefi olalım ya da olmayalım halen devam ediyor. Çünkü BAVS yükümlülüğümüzün devam etmesi sisteme herkesin dahil olması doğrultusunda ancak konuşulacak bir durum olarak karşımıza çıkıyor. O yüzden BAVS verme yükümlülüğümüz e-fatura sisteminde de olsak da olmasak da hala devam edecek. İthalat işlemlerinde e-fatura sistemi, siz kayıtlı kullanıcılar listesinde olduğunuz halde yurt dışındaki bir örneğin Danimarka'da çalışan bir işletmeyle ithalat işi yapıyorsanız sistemden e-fatura düzenleyebilir miyiz diye sorduğumuzda düzenleyemiyoruz. Neden düzenleyemiyoruz? Ülkeler arası teknik ve mali açıdan tam birebir örtüşmediğinden dolayı ithalat işlemlerinde de aynen bugünkü gibi devam edeceğiz bu süreç içerisinde. Serbest bölgelere baktığınız zaman da serbest bölgelerde eğer limit kapsamındaysanız e-fatura ve e-defter tutma zorunluluğumuz mevcut. Sistem üzerinden %100 iskontolu fatura kesebiliyoruz, bedelsiz fatura kesebiliyoruz KDV'sini sıfır göstermek şartıyla. Yine gümrük dekontları ekinde size teslim edilen dekontlar ekindeki belgelere mutlaka bakmamız gerekiyor. Bunlar e-fatura olabilir. E-fatura ise mutlaka birazdan bahsedeceğiz. Defter başlığında e-defter.gov.tr'deki fatura başlığının altından sisteme giriş yapıyor olmamız gerekiyor. Peki bildirimleri zamanında yapmazsak nasıl cezai yaptırımlarla karşılaşacağız? Vergisi Kanunu'nun 353 numaralı ve mükerrer 355 numaralı tebliğ kapsamında 1300 lirayla kısıtlandırılan bir cezai yaptırım var. Ve ilgili bildirimlerin yine yaptırımları devam ediyor. Her bir tespit için belge başına 200 liradan az olmamak üzere kesilmediği düşünülen faturanın %10'u oranında özel usulsüzlük cezasıyla karşı karşıya kalacağız bu süreç içerisinde. Ve ilgili usulsüzlük tespit edilen konuyla ilgili olarak baktığımız zaman toplamda 10.600'den az olmamak üzere 1.1.2016 tarihi 2015 tarihi itibariyle belirlenen rakamlar yine bir yıl içindeki toplam 106.000'den fazla olmamak üzere özel usulsüzlük cezasıyla karşı karşıya kalacağız. İşin en sıkıntılı yanlarından bir tanesi katma değer vergisi beyannamelerimizde herhangi bir bildirim konusu yapamayacağız ve faturamız hiç düzenlenmemiş olacak. O yüzden bunu ceza yaptırımlarına dikkat etmemiz, özellikle faturayı keserken sistemde e-fatura mükellefi mi değil mi kontrol ederek kesmemizde fayda var. Ve sistem 1.1.2014 tarihinde aktif olarak kullanılmaya başlandı dedik. UBL-TR formatında başladı. 19 Ekim 2014 tarihinde 2015 tarihinde sistem üzerinde bir değişiklik yapıldı. Teknik konu gibi gelse de bize aslında bizi çok ilgilendiriyor. Neden ilgilendiriyor? Yapılan bütün değişiklikler ilerleyen dönemlerde önceden hazırlanan beyannamelerin altyapısını oluşturuyor. Nasıl değişiklikler yapıldı 19 Ekim 2015 tarihi itibariyle? Sistem üzerinden kestiğiniz iki tane
tane fatura tipi 6 tane fatura tipine döndü. Satış ve iade faturaları kesiyorduk biz burada. Satış faturaları var, iade var, özel matrah var, tevkifatlı faturalar var, ihraç kayıtlı faturalar var ve istisna olmak üzere 6 tane fatura tipi gelişti sistem üzerinde. Bu dediğimiz gibi hep vurguluyoruz. İlerleyen dönemlerde önceden hazırlanan beyannamenin altyapısını oluşturuyor. Neden altyapısını oluşturuyor? Siz sistemden tevkifatlı fatura keserken eskiden sadece 9015 kodu kullanıyordunuz. Ancak Mali İdare bu Ekim ayında yapmış olduğu e-defterle ilgili kılavuz güncellemelerinde ve ilgili e-fatura kılavuz güncellemelerinde belirttiği üzere diyor ki bundan sonraki süreçte tevkifatlı fatura kesecekseniz 6 ile başlayan 3 haneli kodlar geliştirdim. Bunlarla ilgili hangisi sizin keseceğiniz fatura tipine uyuyorsa bu kodları kullanıyor olmanız gerekiyor dedi. İstisnaya yeni kodlar verildi. ÖTV istisnasına 1, kısmi istisnaya 2, tam istisnaya 3 numaralı kodlar verildi. Özel matrahlı bir satış yapıyorsanız burada da 8 ile başlayan 3 haneli kodlar listesi açıklandı. E-fatura gov.tr'nin altında göreceksinizdir onları. Ya da ihraç kayıtlı bir mal satışı yapıyorsanız 7 ile başlayan 3 haneli kodlar başladı. İlgili alandaki kodları doldurdukça bizim 3065 sayılı katma değer vergisi kanunu kapsamında verdiğimiz KDV beyannamelerinde ilgili alanları dolmaya başladı. Bu yenilemeler ve güncellemeler ilerleyen dönemlerde daha da çok devam edecek. TRL olan para birimini sistem TRY'ye çevirdi ve bir fatura üzerinde sadece bir iskonto yapabilirken şimdi çoklu iskonto yapabilme seçeneğiyle karşı karşıya kaldık faturalar üzerinde. O yüzden yapılan değişiklik ne kadar teknik açıdan yapılmış görünse de bizi ilerleyen dönemlerde mevzuatsal olarak değişiklik olarak karşımıza çıkacağını da söylemekte fayda var. Yine Gelir İdaresi Başkanlığı kendi sistemi üzerinden bir açıklama yaptı ve dedi ki 4 Kasım 2015 tarihi itibariyle e-fatura paketlerinde bir değişiklik daha yapacağım dedi. Bu değişiklikler ve güncellemeler gün gün devam edecek bu süreç içerisinde. Ve şunu da söyledi, sisteminin UBL TR 1.2 alt yazılımına getirmeyen özel entegratör firmaları dahi olsa, portal yöntemini seçmiş olan işletmeler dahi olsa bir süre sonra lisanslarının iptal edileceğinin bilgisini verdi. O yüzden bunlara, bu tarz konulara da dikkat etmemizde fayda var. Ve e-arşiv uygulamaları hayatımıza girdi. E-arşiv fatura uygulamaları özellikle. Elektronik ortamda oluşturulan faturaların elektronik ortamda muhafaza edilmesi ve istenene ibraz edilmesi anlamına geliyor. Vergi Usulü Kanunu 433 numaralı tebliğ ile e-arşiv fatura hayatımıza girdi. Peki bu süreç içerisinde nasıl başvuruda bulunacağız ya da kimler e-arşiv mükellefi? İki tane kriteri var. Birincisi 433 numaralı tebliğ kapsamında. 2014 yılında brüt satış hasılatımız 5 milyon ve üzeri ise ve yapmış olduğunuz satışlarınızı internet üzerinden sipariş almak ve internet üzerinden satmak şartıyla e-fatura mükellefi olmak durumunda kalacaksınız 1-1-2016 tarihinden itibaren. Yalnız burada en önemli nokta şudur ki siz eğer e-arşiv mükellefi zorunluluk kapsamındaysanız siz Gelir Dersi Başkanlığı diyor ki e-arşiv mükellefleri öncelikli olarak e-fatura sistemine geçmek zorundalar. Daha sonra e-arşiv faturayı kullanmak durumundalar. Bunlar da nasıl olacak anlatacağız şimdi. Ürünü satın aldığınız bir firma, ürünü üreten firma, internet satışı yapan bir firma ve alıcı firmayı görüyorsunuz slaytımızdan. Alıcı firma internet üzerinden satış siparişini veriyor ve İnternet üzerinden satış yapan firma doğrudan ilgili firmaya, alıcı kişiye malını satarak gönderiyor. Satışını internet üzerinden yaptığı için ve 2014 yılında brüt satış hasılatı 5 milyon üzerinde ise internet satışı yapan firma otomatik olarak e-arşiv fatura kullanıcısı olacak. Üretici firma e-arşiv fatura kullanıcısı olmayacak limitler dahilinde değilse çünkü satışını normal harici yollardan yaptığı için. Peki e-arşiv ve e-fatura kullanıcıları nelere dikkat etmesi gerekiyor? Kestiğiniz e-fatura kullanıcılarına faturaları mutlaka asıl elektronik ortamda kesmek durumundasınız ve ikinci nüshalarında yine elektronik ortamda muhafaza ve ibraz etmek durumundasınız. Hangi şartlarda muhafaza etmeniz gerekiyor ve nasıl ibraz etmeniz gerekiyor? Geldikçe konularımız konuşacağız. E-fatura kullanmayanlara, örneğin nihai tüketicilere eğer birinci nüshasını elektronik ortamda kestiyseniz yine elektronik ortamda muhafaza etme durumunuz var. Ya da asıl kağıt
birinci nüshasını kağıt ortamında kestiyseniz yine ikinci nüshasının da elektronik ortamda muhafaza etme sorumluluğu devam ediyor. E-arşiv fatura kullanan uygulamasında e-fatura uygulamasından farklı olarak faturalarınız gelir dersi başkanlığına gönderilmez. E-faturada demiştik ki aracı transfer eden kuruluş her zaman gelir dersi başkanlığının kendisidir. Ancak e-arşivde böyle bir durum yok. Faturalarınızı, ilgili kestiğiniz faturaları takip eden ayın 1'i ve 15'i arasında raporlama dosyası halinde gelir dersi başkanlığına göndermek durumundayız. Yine e-arşiv fatura uygulamasına mutlaka birincisi internet üzerinden satışı yapmak ve satışla ilgili siparişlerinizi de internet üzerinden almak zorundasınız. Faturanın üzerinde satış işleminin yapıldığı web adresi, göndericiye ilişkin bilgiler, ödeme şekli, tarihi, konuya ilişkin malın internet üzerinden satışı yapıldığına dair ibarelerin mutlaka bulunması gerekiyor e-arşiv fatura kısmında. İade ile fatura size malla birlikte gönderilecek. Eğer siz bu malı iade etmek istiyorsanız iade kısmını müşteri olarak doldurmak durumundasınız ve iade etmek durumundasınız. Nihai tüketiciyseniz. Eğer bir tüzel kişilikseniz ilgili alanı doldurmayacaksınız. Onun yerine firmaya iade faturası keseceksiniz. Burada önemli bir kriter daha var. İnternet üzerinden yaptıkları satışlar her ne kadar internet üzerinden yapılsa da bilet ve sigorta poliçeleri fatura ve fatura yerine geçen belge olduğu için bunlar da e-arşiv düzenlenmez. Ekranda gördüğünüz üzere aslında elektronik ortamda düzenlediğiniz faturadan hiçbir farkı olmayan, şekil itibariyle farkı olmayan bir belge tipidir. Burada gördüğünüz e-faturadır. Yine aynı seri numarası vesaire bütün bilgiler var. Sağ tarafta gördüğünüzde e-arşiv faturadır. İlgili alanda e-arşiv fatura ibaresi mevcuttur. Yine sistem üzerinde aralarındaki farklar nedir e-fatura ile e-arşiv fatura arasında? E-faturayı sisteme dahil olanlar kullanır. E-arşiv faturayı sisteme dahil olsun olmasın herkes için kullanılabilir. Yine e-faturada gelir dersi başkanlığı her zaman demiştik fatura sistemine transfer eden kurucudur. Yani merkezidir gelir dersi başkanlığı. Ancak e-arşiv faturada doğrudan faturayı kesen işletme kendisi gönderecektir. Faturayı nihai tüketiciye ya da tüzel kişilere ancak başkanlığa bildirimini bir sonraki ayın 1 ile 15'i arasında raporlama şeklinde sunacaklar. Yine faturada mali mühürle onaylanıyor elektronik faturalar. E-arşiv fatura mali mühürle onaylanır ve zaman damgasıyla damgalanmak durumundadır. E-faturada GİP portalı kullanılabilir. E-arşiv faturada gelir dersi başkanlığının portalı kullanılmaz. Size gelen elektronik arşiv faturalarını, e-arşiv faturalarını eğer sorgulamak isterseniz e-fatura.gov.tr başlığının altında ekranda gördüğünüz e-arşiv fatura sorgulama alanına girerek ilgili satıcının vergi kimlik numarasını, fatura numarasını, ödenecek tutarı ve güvenlik kodunu girdikten sonra e-arşiv faturayı vergi usulü kanun 433 numaralı tebliğ kapsamında sistem üzerinden sorgulayarak görüntüleyebileceksiniz. Ve e-defter uygulamalarına baktığımız zaman kimler e-defter uygulamasına geçecek ya da uygulamaya geçmek için ne şekilde, hangi metotları kullanarak çalışmamız gerekiyor? Biraz da bunlardan bahsedelim bu süreçte. Elektronik defterler vergi usulü kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri doğrultusunda tutulması ve saklanması zorunlu olan defterlerden YMY ve defteri kebir baz alacak şekilde e-defter uygulaması başladı. Peki ilerleyen dönemlerde envanter ve diğer defterler olabilir mi? Aslında şu anda teknik olarak gelir dersi başkanlığının alt yazılımı müsait ancak başkanlık bize ne zaman bunu ilgili tebliğlerinde tebliğ ederse bu doğrultuda daha sonraki dönemlerde başlayacağız. Şu anda zorunlu olarak YMY defteri ve defteri kebiri sistem üzerinden göndermeye devam edeceğiz. Peki şartları neler? Bir kere öncelikli olarak e-faturadan farkı. E-faturada 3 tane çalışma yöntemi vardı hatırlarsanız. Gelir Dersi Başkanlığı portalı, özel bir yazılımla altyapınızla uyumlu hale getirmek ya da özel entegratör yöntemlerinden bir tanesini seçmekti. Ancak e-deftere baktığınız zaman uyumlu bir yazılım programı seçmeniz gerekiyor. Uyumlu yazılım programını nereden bulabilirsiniz? E-defter.gov.tr adresinin altındaki Gelir Dersi Başkanlığı'nın belirlemiş olduğu uyumlu yazılım programları
kurumlarından herhangi birisini alarak sisteminize uyarlı hale getirerek e-defter sistemini kullanabilirsiniz. Başvurularımızı ekranda gördüğünüz linkten yapabiliyorsunuz. Elektronik defter başvurularımızı. Yol haritamız öncelikle bir mali mühür temin etmek, iki e-faturaya da e-defter başvurusunu yapmak olarak devam edecek. Elektronik defterle birlikte 8 tane belge türü çıktı karşımıza. Bu belge türü ilerleyen dönemlerde daha da çok artacağı söyleniyor. Birincisi çek, fatura, müşteri sipariş belgesi, satıcı sipariş belgesi, senet, navlun ve diğer başlığından oluşuyor burada. Ve Gelir İdaresi Başkanlığı özellikle ilgili faturaların fatura başlığından ya da ilgili çek kalemlerinin çek başlığından, yani diyor ki doğrudan diyor belge bazında diyor sisteme giriş yapmanızı istiyorum diyor ve en önemli nokta şudur ki her bir YME maddesine konu olan işlemin tek bir YME'de gösterilmesi. Aslında bu bizim karşımıza sürpriz olarak çıkmadı çünkü Gelir İdaresi Başkanlığı 19 Aralık 2012 tarihinde resmi gazetede yayınlamış olduğu tebliğde de bu vardı. Kağıt ortamında tuttuğumuz defterlerde, elektronik ortamda doğrudan ilgili işlemin tek bir YME maddesinde gösterilmesini istiyor. Yine 4 tane ödeme türü karşımıza çıktı. E-defter kullanıcısı arkadaşlarımız varsa içimizde bilirler. Her bir satıra bir ödeme tipi tanımlanmasını istiyor sistem. Kasa, banka, çek, senet adı altında 4 tane ödeme tipiyle karşı karşıyayız bu süreç içerisinde. Her bir faturanın ayrı bir YME maddesinde olmasından bahsetmiştik. Yalnız bazı noktalarda Gelir İdaresi Başkanlığı bazı kırılımlar getirmiş. Burada da diyor ki eğer diyor siz e-arşiv hizmetinden yararlanıyorsanız diyor ve Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan durumunuzu anlatan yazılı bir dilekçeyle başvuruda bulunursanız diyor, örneğin kargo işlemleri gibi çok yoğun fatura kesen işletmelerde toplulaştırılmış belge tipi olarak sisteme giriş yapabilirsiniz günlük olarak diyor. Ancak mutlaka başkanlıktan yazılı onay alınması şartıyla yapılabilecek olan bir işlem. Seçeceğiniz belge tipi diğer başlığın altında belge açıklamasını, ilgili e-arşiv fatura icmalini, müteselsiz seri numarası birbirini takip edecek şekilde sistem üzerine girerek kaydınızı gerçekleştirebiliyorsunuz. Yine banka işlemlerine baktığınız zaman eğer birden fazla işlemi aynı anda muhasebeleştirme işiniz zorsa yapamıyorsanız başkanlık şöyle bir şey söylüyor. Günlük olarak kayıtların atılması şartıyla ve aynı müşteri ve aynı satıcıya ait olmak şartıyla birden fazla işlemi diğer başlığın altında ilgili dekont açıklamasına girebilirsiniz diyor. Ancak tebliğde şu çok net yazılmış. Diyor ki aynı müşteriye ve aynı satıcıya ait olmak şartıyla. Siz gün içinde 5 tane müşteriye ödeme alıyorsanız ya da 5 tane müşteri satıcınıza ödeme yapıyorsanız bunları aynı günse, aynı bankaya aitse girebiliyorsunuz. Ancak farklı işlemleriniz varsa her birini ayrı bir YME maddesinde açıklamalarına dekont yazmak şartıyla elektronik deftere kaydınızı yapabiliyorsunuz. Yine masraf listelerine baktığınız zaman personellerinizi iş seyahatlerine gönderiyorsunuz. Masraf formları getiriyorlar. Masraf formlarının altında eğer fatura varsa yine fatura başlığının altından giriyoruz. Ve ilgili fatura masraf formlarını yine sistem üzerinden verilecek müteselsiz sıra numarasını takip edecek şekilde belge başlıkları da birebir uymak şartıyla diğer başlığının altından ilgili masraf formunuza ait numarayı girerek sisteme kaydedebiliyorsunuz. Burada önemli bir nokta var yani. Girdiğiniz masraf formlarına ait mutlaka elektronik ortamda bu belgeleri saklamak zorunluluğunuz var. İşletme yetkililerinizin ya mali mühürle ya da elektronik imza ile imzalayıp istendiğinde ibraz edilmek üzere sistemde saklamak durumundasınız. Yine Z raporu ile ilgili bildiğiniz üzere 3100 sayılı kanun kapsamında aslında elektronik ödeme kaydedici cihazlara ait işlemler 3 faz değiştirdi. Öncelikli olarak birincisi baktığınız zaman bu mobil postlar karşımıza çıktı. Yine 1-1-2014 tarihinden itibaren mali hafızası dolan yazar kasaların yeni nesil yazar kasalarla değiştirilmesi süreciyle karşılaştık. Ve bildiğiniz üzere de yine bu 3100 sayılı kanun kapsamında 31 Aralık 2015 tarihinden son gün olmak üzere yeni nesil yazar kasaları kullanma zorunluluğuyla karşı karşıya kaldık. Ve bundan sonraki süreçte elektronik ortamda oluşturulan Z raporlarının da yine e-defterle entegre çalışarak elektronik ortamda kayıtlarının yapılma durumuyla karşı karşıya kaldık ve Z raporlarında bastırma yükümlülüğü de ortadan kalkmış oldu.
İlgili alana ait muhasebeleştirmemizi, eğer işletmenizde birden fazla yazar kasa varsa bir icmal yaparak bunu sisteme giriş yapabiliyorsunuz. Ancak mutlaka günlük olarak KDV'lerini de ayırmak şartıyla giriyorsunuz. Diğer başlığının altından sistemin size otomatik vereceği Z rapor numarasını alarak yine ilgili işletme yöneticisinin mali mühürüyle veya elektronik imzasıyla elektronik ortamda imzalatarak sistem üzerinde saklama zorunluluğunuz var. Bir tane örneğimiz var, ödeme kaydedici cihaza ait. Günlük olarak atılan kayıtlarda ilgili tarih alanı var. Ödeme kaydedici cihaza ait cihaz numarası var. Numarası, KDV'li satışlar, KDV'siz satışlar ve ilgili KDV oranları tek tek ayrıştırılmak şartıyla bir icmal oluşturuyorsunuz ve bu icmali muhasebe kaydını oluşturuyorsunuz. Oluşturduğunuz bu icmalin bir dahaki ayı değiştirmemeniz gerekiyor oluşturma şeklini. Neden değiştirmemeniz gerekiyor? Muhasebenin temel prensiplerinden bir tanesi de tutarlılık ilkesidir. Tutarlılık ilkesi gereği oluşturduğunuz icmal, ilk icmali nasıl başlattıysanız ondan sonraki raporlamalarınızı ve icmallerinizi de aynı şekilde oluşturarak sistem üzerinde saklama yapmak durumundasınız. Oluşturacağınız muhasebe kaydı ekranda gördüğünüz gibi kasa hesabı, 600 hesaplara tek tek KDV'si ayrıştırılarak girilmiş hali ve ilgili 391 hesaplara yine KDV'leri ayrıştırılarak girilmiş halini göreceksiniz. Bunlar da gelir dersi başkanından ya da herhangi bir yerden incelemeye gelen vergi inceleme memurlarına aynen bu şekilde dijital ortamda hazırlanmış belgeleri gösterebileceğiz. Yine çek bordrolarının hazırlanmasına baktığımız zaman her bir çek belgesi, her bir çekin sisteme ayrı olarak girilmesi isteniyor. Ama aynı gün içinde birden fazla müşteriyle satıcıyla çek ilişkiniz olduğu zaman toplulaştırılmış, aynı müşteri ve satıcıya ait olmak şartıyla sisteme toplulaştırılmış girebiliyorsunuz. Muhasebeleştirme işleminde belge tipini diğer seçmek şartıyla yine belge açıklamasına mutlaka hangi çek bordrosuna aitse numarasını da yazmak şartıyla sistemde elektronik imzanızı ya da mali mühürünüzü mühürleyerek girişini gerçekleştirebiliyorsunuz. Ücret bordrolarına baktığımız zaman ücret bordrolarında tek bir yemeğe maddesinde girebiliyoruz. Hangi döneme ait ücret bordrosuysa ilgili dönemin açıklamasını yaparak yine müteselsiz sıra numaraları takip edecek şekilde bordro numaralarımızla birlikte diğer başlığın altından ücret bordro icmali olarak sisteme girişini gerçekleştirebiliyoruz. Serbest meslek makbuzuna baktığımız zaman aslında serbest meslek makbuzu kanunlarımıza göre fatura ve fatura yana geçen belgelerdir. Ancak e-defter uygulamasında serbest meslek makbuzlarının mutlaka diğer başlığının altından girilmesi gerekiyor. Fatura başlığı değil, diğer başlığının altından gireceğiz. Ve mutlaka ilgili serbest meslek makbuzuna konu olarak gelen kaç tane avukatınız varsa her biri için ayrı ayrı giriyor olmanız gerekiyor. İlgili alanda makbuz numarasını yazarak serbest meslek makbuzu açıklamasıyla e-deftere giriş yapabileceğiz. Yine bu Ekim ayında elektronik defterle ilgili yeni kılavuzlar açıklandı ve gelir dersi başkanlığı dedi ki bundan sonra yapılacak değişikliklerde sistem güncellemelerinde tebliğ yayınlamayacağım. Bunun yerine kılavuzları güncelleyerek devam edeceğim, duyuruları yapacağım dedi. O yüzden e-defterle ilgili ya da e-fatura ile ilgili mutlaka kılavuzları aktif olarak takip etmekte fayda var ki Ekim ayında yeni bir kılavuz yayınlandı. Burada perakende satış fişleri vesikaları ile tefsik edilen giderlere ilişkin yeni bir kural getirildi. Dedi ki perakende satış fişlerini sisteme 10'ar günlük raporlar halinde toplu olarak girebiliyorsunuz dedi. Yine diğer başlığının altından perakende satış vesikaları ve tefsik edilen giderler icmali olarak sisteme girebiliyorsunuz. Bir tane örneğimiz var. Mükellefin adını yazıyorsunuz. Vergi kimlik numarası ve tarihini yazmak üzere 10'ar günlük olarak eğer işletmenizin ana faaliyet konusunu ilgilendirmeyen bir giderse perakende satış fişi alıyorsunuz. Ve burada önemli olan en önemli kriter budur baktığınız zaman. Örneğin bir sarf malzemesi ise, kırtasiye vesaire ise perakende satış fişi alabiliyorsunuz. İlgili numaralarını yazdıktan sonra gider ana hesabını yazıyorsunuz. Hangi hesaplarda giderleştirilecekse KDV dahi tutarı, KDV'si ve KDV hariç tutarını yazarak genel toplam bazında yine sıra numaraları sistem üzerinden verecek müteselsiz sıra numaraları birbirini takip etmek şartıyla yine muhasebede temel prensip tutarlılık ilkesi doğrultusunda bir dahaki ayda ya da bir dahaki 10 günlük dönemde de aynı şekilde girmeniz şartıyla ilgili ekranda gördüğünüz YMM maddesini oluşturarak sistem girişini sağlayabiliyorsunuz diğer başlığının altından.
Defterlerin işleyişi nasıl olacak? Defterler aslında XBRL dediğimiz genişletilebilir raporlama dili üzerinden oluşturulmuştur. Genişletilebilir raporlama dili demek aslında bunlar lisanssız programlardır. O yüzden bunları ücretsiz olarak kullanabiliyoruz. 600 tane firmanın bir araya gelerek oluşturmuş olduğu bir konsorsiyum tarafından hazırlanmış programlardır e-defter programları. Ve oluşturulan defter mutlaka defter dosyası mühürlenerek saklanır, beratlarıyla birlikte saklanır. Ancak bu şekilde geçerliliği olur elektronik defterlerin. Aylık dönemler halinde oluşturulur ve saklanmaya devam edilir. Defterlerin sisteme yüklenişi, bir takibi ilgili cari döneme ait defterler takip eden ayın 3. ayın son gününe kadar sistem üzerine yüklenmek durumundadır. Yalnız Gelir Dairesi Başkanlığı tek bir döneme istisna tanımış. Diyor ki yıl kapanışını ilgilendiren durumlarda, yani Aralık ayına ait dönem kapanışı ile ilgili durumlarda kurumlar vergisi beyannamesinin son gününe kadar defterlerinizi yollayabilirsiniz diyor. Yani burada Aralık ayına sadece tanınmış olan bir istisna var. İlgili Nisan sonuna kadar, Ocak ayından sonraki dönemlerde ya da diğer aylarda yine takip eden 3. ayın son gününe kadar elektronik defterlerimizi hazırlayarak beratlarını Gelir Dairesi Başkanlığı'na yollamamız gerekiyor. Burada şu anlaşılmasın lütfen, defterlerimizi başkanlığa gönderiyor muyuz? Hayır, defterlerimizi göndermiyoruz. Yalnızca beratlarımızı Gelir Dairesi Başkanlığı'nın sistemine bırakıyoruz. Bir defter takımının hazırlanması öncesinde mutlaka bir başlangıç ve bir bitiş tarihinin belirlenmesi gerekiyor. Ve birer aylık dönemlerle sistem üzerine ilgili beratlarımızı bırakmak durumundayız. Birden fazla takvim ayını takip edecek şekilde bırakamayız. Mutlaka birer aylık olmalı. Birkaç tane senaryomuz var. Örneğin diyor ki bir defter döneminin bir ayın tamamının kapsaması zorunlu değildir diyor. Eğer sizin birazdan anlatacağımız üzere çok yoğun bir YMY kaydınız varsa ve sığdıramıyorsanız defterlerinizi parçalayarak gönderebilirsiniz. Biz bunlara parça diyoruz. Örneğin 1-1-2015, 10 Ocak 2015 arası bir defter takımı yapabilirsiniz. 11 Ocak 20 Ocak arası bir defter takımı yapabilirsiniz ya da 21 Ocak 31 Ocak arası bir defter takımı yaparak Gelir Dairesi Başkanlığı'na gönderebilirsiniz. Buradaki en önemli nokta şudur ki eğer siz YMY'yi 1-1-10 Ocak arası yapıyorsanız defteri kebir de aynı şekilde tutarlılık prensibi gereği beraber oluşturmak zorundasınız. Defterlerinizle birlikte de oluşturduğunuz beratları birlikte saklamak zorundasınız ki geçerlilik kazansın bu doğrultuda. Eğer çok fazla işleminiz varsa parçalayabilirsiniz demiştik ve biz buna parça diyoruz demiştik. Eğer YMY satır sayınız 100 binden fazlaysa, bu da yaklaşık 200 megabayta geliyor. Çok fazlaysa parçalayarak gönderebilirsiniz ve her bir parça için ayrı ayrı beratlar oluşturmak zorundasınız. Bir senaryomuz daha var. Burada da diyor ki eğer defterler arasında bir boşluk varsa, örnek veriyorum, otomotiv sektöründesiniz ve fabrikanızı tatile çıkardınız. Bir hafta boşluğunuz var ve hiçbir şekilde YMY'ye konu olan ya da kebir defterine konu olan bir ilgili bir kaleminiz, gider kaleminiz ya da başka bir kaleminiz yoksa ne yapacaksınız? Mutlaka ve mutlaka arada boş dönem dahi olsa bir bütün olarak defterlerinizi göndermeniz lazım. Örneğin siz defterinizi parçaladıysanız 1-10 Ocak arası defterinizi gönderiyorsanız boş dahi olsa, hiçbir YMY'ye konu olan işleminiz olmasa dahi mutlaka siz boş döneme ait bir defter takımı da gönderiyor olmanız gerekiyor. Zaten 200 MB'ı geçmiyorsanız toplu olarak da bunu sistem üzerinden gönderebileceksiniz. Yani mutlaka dönemler birbirini takip etmek durumunda. Peki hazırlanan defterlerimizi ve beratlarımızı sistem üzerine nasıl kaydedeceğiz? Sol tarafta gördüğünüz üzere öncelikle vergi kimlik numarasını olarak saklıyor sistem. 2015'e 02 dediği hangi döneme ait defter takımını oluşturduysanız cari dönemini gösteriyor. K dediği kebir dosyası, 000 dediği merkez dosyası ve egzemel uzantısı. Yine aynı şekilde altında gördüğünüz KB dosyası kebir beratını gösteriyor. Yine aynı dönemlerde üretilmiş YMY ve YMY beratları olarak da sistemde saklamamız gerekiyor. Peki siz dediniz ki benim çok fazla şubem var ve her şube için ayrı defter bastırmam gerekiyor. Bu doğrultuda nasıl saklama yapacağım sistemde? Sol tarafta gördüğünüz gibi yine 9 tane haneden oluşan vergi kimlik numaranızı yazıyorsunuz. 2015'e 02 cari dönemini gösteriyor. K kebir dosyası, 0 merkez,
001 dediği alanda şube alanınızı gösteriyor. Kayıtlarınızı bu şekilde yapmanız gerekiyor. Ekranda gördüğünüz yine bir tane orijinal dosyadan alınmış bir belge saklama şeklidir. Belgelerinizi sistem üzerinde ilgili aylar bazında bu şekilde saklayıp istendiğinde de bu şekilde mali mühürlerimizle birlikte teslim etme durumumuz var. Defterlerin oluşturulması nasıl olacak? Aralık Ocak ayına ait 1 Ocak 31 Ocak arası seçtiğiniz defterlerin YME ve defteri kebirlerini oluşturacağız. Yine de YME ve defteri kebirler imzalanacak, beratlar oluşturulacak. Beratlar mali mühürlerinizle ya da elektronik imzanızla imzalanıp zaman damgasını ekleyerek sistem üzerine bırakabiliyorsunuz. Ve mükellef tarafından oluşturulmuş bir elektronik berat bu. Sol tarafa baktığınız zaman mükellef bilgileri, vergi kimlik numarası ve mükellefin mükellefiyetinden kaynaklanan bilgileri. Sağ tarafta muhasebecinin bilgileri, kim dolduruyorsa bu beratı onun bilgileri. Altta kullanıcı kodu bilgileri, döküman bilgileri ve yine sol tarafta gördüğünüz üzere ilgili YME defteri ve hangi döneme aitse o döneme ait açıklamalar mevcut. Mükellef tarafından oluşturulan elektronik beratta altında yine mükellefin mali mühürüyle mühürlenmiş ve bir daha sistemin aynı kodu vermesi mümkün olmayan bir kod mevcut. Çünkü bu kodu nereden alıyor? Bir kısım kullanmış olduğunuz hesap planından alıyor. Bir kısmı 120-320 hesap bakiyelerinden alıyor. İşletmenizin tüzel kişiliğinden kaynaklanan verilerden alıyor. Yani bu sistemde bu kodun bir daha verilmesi söz konusu dahi değil. Altta gördüğünüz alan, gördüğünüz gibi Gelir Dairesi Başkanlığı bilgileri var. Bu sadece mükellefin onaylayıp Gelir Dairesi Başkanlığı'nın portalına bırakmış olduğu berat olduğundan dolayı başkanlığın onayında bekleyen bir berat. Ve şu anda bir vergi inceleme memuru geldiğinde ya da başka bir denetim memuru geldiğinde beratınızı bu şekilde teslim ederseniz bir geçerliliği yok. Beratın geçerli sayılabilmesi için mutlaka Gelir Dairesi Başkanlığı'nın da mali mühürüyle mühürlüğü olması gerekiyor. Dedik ki yine berat elektronik defterlerin değişmezliğini ispat etmeye yarayan, yani sizin ürettiğinizi ispat etmeye yarayan bir durumdur elektronik berat. YME ve kebirler için ayrı ayrı beratlar oluşturmak gerekiyor. Hatta parçalar için de ayrı ayrı beratlar oluşturmak gerekiyor. Ve bu beratlar internet ortamında Gelir Dairesi Başkanlığı'na gönderilir. Sizin YME ve beratları oluşturup Gelir Dairesi Başkanlığı'na göndermeniz ve başkanlık tarafından mali mühürle imzalanmış ve size geri gönderilmiş olması sizin vergisel açıdan herhangi bir denetimden geçtiğinizi ya da kayıtlarınızın tamamıyla doğru olduğu anlamına gelmiyor. Gelir Dairesi Başkanlığı'nın onaylaması demek bildirimlerini zamanında yapmış olduğunuzu gösteriyor. Bu noktaya dikkat etmekte fayda var. Yine aynı şekilde beratların oluşumunda ilgili dönemi seçiyorsunuz. YME ve kebir defter beratlarını oluşturuyorsunuz. Her iki dosya içinde YME ve kebirleri oluşturduktan sonra başkanlığın portalına bırakıyorsunuz. Gelir Dairesi Başkanlığı mühürlü beratlarını sistemden indirerek işleminizi tamamlayıp bildirimlerinizi yapmış oluyorsunuz bu süreç içerisinde. Bildirimlerinizi yapmak için illaki bir sonraki dönemin 3. ayın son gününe kadar beklemek zorunda değilsiniz. 3 ay içinde herhangi bir dönemde de yapabiliyorsunuz bu süreçleri. Ancak şunu yapamazsınız. Örnek veriyorum, öncelikle Şubat ayını sonra ocağa göndereyim olur mu? Bu sistem olmaz. Çünkü dönemsellik gereği olmaz bu sistem. İlgili bildirimlerinizi Gelir Dairesi Başkanlığı'na bıraktıktan sonra mali mühürle mühürlenmiş beratları sisteminize indirmiş olmak durumundasınız. Ekranda gördüğünüz Gelir Dairesi Başkanlığı tarafından onaylanmış bir berattır. Berat ancak geçerliliğini başkanlığın mühürlenerek sisteme bıraktığı haliyle geçerlilik kazanır demiştiniz. Şimdi bir vergi inceleme memuru ya da bir denetleme memuru geldiğinde geçerliliğini kazanmış olan beratınızı ve ilgili döneme ait defterlerinizi ve mali mühürlerinize teslim ederek denetime konu olabilirsiniz. Peki başkanlığın vermiş olduğu bu onay kodunun bir daha sistem üzerinden üretilmesi mümkün mü? Hayır, bu da mümkün değil. Tek bir mükellefe ait bir kez yapılmış olan bir kodlama sistemidir. Buna dikkat etmekte fayda var. Ve en önemli nokta şudur ki siz sistem üzerinde geçmişe dönük hiçbir şey yapamazsınız.
göndermiş olduğunuz beratlarla ilgili. Çünkü defterler ve beratlar birbirleriyle entegre çalışırlar. Eğer siz geçmişe yönelik olarak sistem üzerine girip defterlerinizde en ufak bir değişiklik yaptıysanız beratlarınız otomatik olarak değişecek ve kodlarınız değişecek. Özel usulsüzlük cezasına varana kadar yaptırımlarla karşı karşıya kalacaksınız. O yüzden bu kriterlere çok dikkat etmek gerekiyor. Yani beratınızı oluşturduğunuz döneme ait artık hiçbir şekilde girip sistem üzerinden veri girişi yapamıyorsunuz. Mali idare de zaten bunu istiyor. Eğer düzelteceğiniz bir kayıt varsa ya da hatalı girdiğinizi düşündüğünüz bir işlem varsa tüm düzeltmelerin cari dönemde yapılarak ilgili beratlarla sisteme bırakılmasını istiyorlar. Ve zaman damgası diye bir kavramla karşılaştık. 5070 sayılı kanun kapsamında yine elektronik imza gibi zaman damgası da aslında mali konularla birlikte mali konular dışında da birçok işlemde kullanılabiliyor zaman damgası. Yani sizin üretmiş olduğunuz sistem üzerinden üretmiş olduğunuz ürünün saatini ve dakikasını gösteriyor. Bizim için ihtiyari bir durumdur. Kullanabilirsiniz ya da kullanmayabilirsiniz. Bu zorunluluk kapsamında değildir. Ancak mali müşavirleri ve defteri oluşturan kişileri kurtarıcı bir durumdur. Düşünün, bir elektrik kesintisi yaşandığında ve o gün defterlerinizi sisteme yüklemek zorundaysanız, eğer zaman damgasıyla ürettiyseniz sistemdeki arıza dahi olsa, 2 gün sonra bile açılsa herhangi bir ceza yaptırımla karşılaşmayacaksınız. Çünkü defterlerinizin ve beratlarınızın hangi saat ve dakikada oluşturulduğunu zaman damgasıyla ibraz etmiş olacaksınız. Aksi bir durum olduğu zaman, eğer zaman damgası kullanmadan başkanlığa gönderdiğiniz zaman burada çeşitli ceza yaptırımlarla karşılaşabileceğiz. İhtiyaridir ama kullanılmasında çok büyük fayda var. Zaman damgası kontür sistemiyle çalışan bir sistemdir. Kamu sertifikasyon merkezinden zaman damgasını temin edebilirsiniz. 100 kontürden başlayıp 1 milyona kadar birçok kontür sayısı satın alabilirsiniz. İlla mali mühürünüz ya da elektronik imzanız gibi tüzel kişiliklere ait, örneğin mali mühürlerde vergi kimlik numarası adına açılıyor mali mühürleriniz demiştik. Ve değişikliklerde mutlaka bildirip güncellemeler yapılması gerekiyor demiştik. Ama zaman damgasında böyle bir kavram yok. Zaman damgası İlla vergi kimlik numarasına ya da TC kimlik numaranıza açılan bir sistem değildir. İstediğiniz kadar kişiye zaman damgası kullanabilirsiniz. Yani illa sadece bir kişi için açılmış olması zorunlu değildir. Yine karşıt incelemelere baktığınız zaman e-defter sisteminde karşıt incelemelerde de tasdik bölümüne e-defter yazılarak bu süreci de tamamlamış olabileceksiniz. Elektronik denetimden bahsetmiştik. Elektronik denetimde nasıl bir süreç bizi bekliyor? Nelerle karşılaşacağız bu süreç içerisinde? Gelen inceleme memurları hangi çeşit programlarla gelip nelere bakacak? Bundan, bu süreçlerden bahsedeceğiz. Mutlaka bir kere öncelikli olarak elektronik fatura sisteminde kayıtlı kullanıcısıysanız e-fatura.gov.tr'den yine e-fatura görüntüleme ve e-defter görüntüleme programlarını bir kere sizin programınızın yazılım diline göre sisteme indiriyor olmanız gerekiyor. Defter görüntüleme araçlarını. Yapılacak aslında idari açıdan şu anda aslında teknik olarak mümkün. Gelir Dersi Başkanlığı ya da inceleme memurları uzaktan bağlantı yoluyla bizim şifrelerimizi alarak sistem üzerinden belge bazlı denetim yapabilecekler. Ancak teknik olarak mümkün, hukuki olarak mümkün değil. Çünkü bununla ilgili herhangi bir tebliğ yayınlanmadı. İlerleyen dönemlerde böyle bir şeyle karşı karşıya kaldığımız zaman ve ilgili şifrelerimizi vererek uzaktan belge bazlı denetimde yapabilecekler. Peki nelere bakabilecekler denetim kuralları olarak baktığınız zaman? Matematiksel kontrollere bakacaklar, KDV oranlarına bakabilecekler, ilgili ürününüze ait doğru KDV oranları uygulanmış mı uygulanmamış mı bunlara bakabilecekler. Amortisman hesaplamalarını yeniden hesaplama yöntemiyle tekrar hesaplayacaklar. Kurumlar Vergisi Kanunu 13. maddesi doğrultusunda transfer fiyatlandırmasını doğru dönemlerde mi yapılmış ya da tekrar eden ilerleyen dönemlerde düzenli yapılmış mı bunlara bakacaklar. Envanter kayıtlarınıza bakacaklar. Vergi Sükan 433 numaralı tebliğ kapsamında elektronik irsaliyenize bakacaklar. O yetmeyecek, e-faturanıza gidecek, irsaliye ile faturayı karşılaştıracak ve faturadan doğrudan bir nolu katma değer vergisi beyannamesine gidip ilgili alanlar doğru yansıtılmış mı katma değer vergisi beyannamesine, bu süreçleri kontrol edecekler. Ve diğer birçok diğer mevzuatlara bakacaklar. Mesela burada neye bakacaklar? SGK mevzuatına göre primlerinizi ödemeden giderleştiremezsiniz. Böyle bir durum var mı? Bu süreçlere bakacak.
fırsatlar. Kısacası geldiklerinde denetim programının altyapısı, Türk Ticaret Kanunu hükümleri doğrultusunda sermaye ve kar dağıtımına ilişkin zorunlulukların yerine getirip getirilmediği, bir numaralı muhasebe uygulamaları genel tebliği, vergi usulü kanunu hükümlerine göre ilgili vergilendirmelerin ya da diğer usullerin doğru olarak yapılıp yapılmadığı, hesaplar arası işleyiş ve hesaplar arası analiz tezlerini, yine bahsettiğimiz kurumlar vergisi beyannamesinde olduğu gibi transfer fiyatlandırmalarını, yani geldiklerinde programların altyapısı tamamen bu kanunlar ve bu tebliğler kapsamında işleyecek. O yüzden bütün bu süreçlere hakim olabilecekler. Yine vergi inceleme memurları ya da denetleme memurları geldiği zaman bir program çalıştıracak. Kısaca ona bakalım. İlgili döneme ait büyük defterlerinizi ekrandan görüntülüyor, açıyor, kontrol ediyor. Şekil olarak önce baktı. Program görüntüleme araçlarını indirir sistemine. Sonra ayrılmaz bir bütündür demiştik. Kebire ait beratını açtı. Mali mühür değerinin mükellefe ait mali mühür değerini kopyaladı geldiği çalışma programıyla. Sonra Gelir Dairesi Başkanlığı'nın alınmış onaylı beratını aldı. Mali mühür değerini kopyaladı. Burada çapraz kontrol yaptı. Biraz önce bahsettiğim gibi sistem üzerinde oynama yapılmış mı? Beratlara ilişkin kodlar değişmiş mi? Bunları kontrol etti. YM defterini açtı. YM defterini kontrol etti. Sonra mükellefe ait YM defterine ilişkin beratını açtı. Berat bilgilerini, onay kodunu kopyaladı. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın portalına bırakılan beratı açtı. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın mali mühür değerlerini kopyaladı. Karşılıklı çapraz kontrolünü yaptı. Burada bir uyumsuzluk var mı, tutarsızlık var mı? Başkanlığın portalına bırakılan kodlar değişip değişmemiş mi? Bunları tek tek kontrolünü yaptı ve denetim işlemini ilerleyen süreçlerle tamamlamış oldu. Yine e-kayıt sistemine baktığımız zaman e-kayıt saklama gibi bir zorunluluk da karşımıza çıktı. 1-1-2015 tarihinden itibaren aslında aktif olarak bu sistem mevcut. Kanun kapsamında kimler var? Özel tüketim vergisi kanun kapsamında 1 ve 3 sıra numaradaki mükellefler var ve başka mükellefler de var. Bunları da söyleyelim. Yine 431-436 numaralı tebliğ kapsamında dedik. ÖTV 1 sayılı listedeki malları imal inşa eden, ithal eden mükellefler var. 5015 sayılı petrol piyasası kanunu kapsamında madeni yer lisansına sahip mükellefler var. Yine 4646 sayılı kanun kapsamında doğalgaz piyasası kanun kapsamındaki depolama, toptan satış, dağıtım, iletim ve benzeri lisanslardan herhangi birisine sahip olan mükellefler var. 5307 sayılı kanun kapsamında sıvılaştırılmış petrol ürünleri piyasası dediğimiz LPG piyasasındaki ilgili lisanslardan herhangi birisine sahip olan mükellefler var. ÖTV 3 sayılı listedeki B cetvelinde yer alan, ürünlerde yer alan mükellefler mevcut. Tütün ve alkol piyasası denetleme kurulu kapsamındaki lisanslamalardan, ilgili lisanslamalardan birine sahip olanlar e-kayıt sistemine dahil olmak durumundalar. E-kayıt sisteminde hangi kayıtları tutacaklar? Birincisi satış kayıtlarını tutacaklar. Bununla ilgili 431 ve 436 numaralı tebliği çok açık bir şekilde yazmış bu satış kayıtlarında hangi kriterlerin baz alınması gerektiğini. Örneğin tebliğ diyor ki YM madde numarasından kebire varana kadar ilgili detaylı açıklamaları yapacaksınız diyor. Ya da ilgili satıcı firmanın detaylı dökümlerini istiyor. Alış kayıtlarına baktığınız zaman YM madde numarası, ilgili YM hangi hesapların kullanıldığı ile ilgili kayıtlar istiyor. Dönem başı ve dönem sonu kayıtlara baktığınız zaman dönem başı mal mevcudunuz ne kadar, dönem sonu mal mevcudunuz ne kadar, tamamlanmamış mamul maliyetleriniz ne kadar, buna ilişkin bir sürü detaylı dokümanlar istiyor. İthalat ve ihracat kayıtlarına baktığınız zaman gümrük beyanname numaralarınızdan tutun da çalıştığınız gümrükçüye varana kadar detaylı kayıtlar istiyor. Yine buna ilişkin ilgili YM madde ve numaralarını da istiyor. Üretim kayıtlarını istiyor. Burada hatta ürün reçetesine ilişkin bazı detaylı bilgiler istiyor üretim kayıtları ile ilgili. Mesela firi oranlarınıza özellikle dikkat ediyor. Mamul maliyeti içerisindeki firi oranlarına oldukça önem veriyorlar ve burada başkanlığın diğer istediği diğer bilgiler başlığının altında ilgili mükellefiyetlik durumunuza göre daha detaylı bilgileri istiyor.
Muhafaza ve ibraz yükümlülüğüne baktığımız zaman da mutlaka elektronik ortamda düzenlenen belgelerin elektronik ortamda saklanması ve ibraz edilmesi istendi. Elektronik olarak teslim edilmesi isteniyor. Bir inceleme memuru geldiğinde ya da başka bir denetleme memuru geldiğinde size mutlaka defterlerinizi elektronik ortamda görüntülemek isteyecek ve mali mühürlerimizi ya da elektronik imzalarımızla teslim edeceğiz bu süreç içerisinde. Arşivlemenin Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının geçtiği yerlerde yapılması gerekiyor. Bu çok önemli bir kriterdir. Birinci arşiviniz kanunların geçtiği yerlerde ve sınırlar dahilinde yapılmış olması gerekiyor. İkinci arşivinizi başka şubelerinizde, yurt dışında ya da çeşitli yerlerde yapabiliyorsunuz. Ve hatta bu dönemlerde birçok şeyler duymaya başladık. Bulut sistemi vesaire, uzayda arşivleme. Ana arşivin Türkiye Cumhuriyeti içinde olması şartıyla ve kanunların geçtiği ve sınırlar dahilinde olması şartıyla ikinci arşivi istediğiniz yerde ya da üçüncü arşivi istediğiniz yerde yapabiliyorsunuz. Peki bilgisayarınız birinci arşivinizde ve istemsiz şekilde elinizden çıktı, bir yerde unuttunuz, kaybettiniz, çalındı. Bu durumda ne yapmanız gerekiyor? Durumu tespit eden bir tutanakla birlikte Gelir İdaresi Başkanlığı'na yazılı bir dilekçeyle başvuruda bulunup ve mutlaka dilekçe ekinde de kaybettiğiniz dataların nasıl bir daha temin edilip yerine konulabileceğiyle ilgili bir çalışma planı hazırlayarak 15 gün içinde başkanlığa yazılı olarak başvuruda bulunmanız gerekiyor. Ya da çalıştığınız işletmede bilgisayarınızı tek ana arşivinizdi ve o da bilgisayarınızdaydı. Ancak işletmenize haciz geldi. Bu doğrultuda ne yapacaksınız? 3 gün içinde yine durumu tespit eden tutanaklarla birlikte Gelir İdaresi Başkanlığı'na yazı yazarak ve nasıl kurtarma bir planı hazırlayacaksınız? Bu çalışma planınızı da hazırlayarak başkanlığa yazılı olarak bildirimde bulunmak durumundasınız. İzin alınarak üçüncü kişiler nezdinde elektronik ortamda saklama yapılabilir. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın yetkili kılmış olduğu e-arşiv firmalarından hizmet alabilirsiniz. Yalnız başkanlık özellikle şunu söylüyor. Siz isterseniz 3 tane firmada çalışın, 3 firmaya arşivleme yetkisi verin ya da üçüncü kişilerden hizmet alın, hiç fark etmiyor. Başkanlık diyor ki doğrudan arşivlemede mükellefin kendisi sorumludur. O yüzden kaybettiğiniz datalarda da arşiv firması değil, onların da sorumluluğu var ama birinci derecede Gelir İdaresi Başkanlığı ya da Mali İdare sizi tanıyor. Buna çok dikkat etmekte fayda var. Ve özellikle şöyle de bir not düşmek istiyorum. Gelir İdaresi Başkanlığı yalnızca e-fatura sisteminde transfer edici bir kuruluştur. Saklama yükümlülüğü yoktur. Sistem üzerine bırakılan faturaları mutlaka en kısa sürede indirip bilgisayarınıza kaydetmeniz gerekiyor. Çünkü başkanlık 15 Ekim 2015 tarihi itibariyle geriye dönük 6 aylık sistem üzerinden uygulama yanıtlarını ve faturaları sildi. O yüzden eğer ki bu datalarınızı indirmediyseniz sorun yaşayabilirsiniz. Çünkü başkanlığın muhafaza etmek ya da saklama yükümlülüğü bulunmuyor. Elektronik yoklama sistemi dedik. 1 Eylül 2015 tarihi itibariyle aktif olarak başladı. Mükellefiyetinize ilişkin elektronik yoklamalarda ya da kuruluşunuza ilişkin şekilde birçok arkadaşımız bu e-yoklama sistemiyle karşı karşıya kaldı. Yine 6637 sayılı kanunun vergi usul kanunu 213. maddesinin 132'ye A bendiyle elektronik ortama uyumlaştırılmış bir yoklama sistemi geliştirildi. Ve 1 Eylül 2015'te yürürlüğe girdi. Sistem aslında birkaç tane senaryomuz var. Kısaca ondan bahsedeyim. Eğer yoklama memuru mobil cihazıyla geliyorsa doğrudan elektronik yoklama işlemini başlatabiliyor. Eğer ki teknik olarak bir sıkıntı yoksa, sizin de mali mühürünüzü ya da elektronik imzanız varsa yoklamanız elektronik ortamda gerçekleştiriliyor. Siz yoklama cihazından görülen tutana okeyliyorsanız eğer, onaylıyorsanız bir problem yoksa mali mühürünüzle imzalıyorsunuz. Yine elektronik ortamda ilgili bağlı bulunduğunuz mali idareye gönderiliyor. Ya da siz yoklama memuru geldi, İşletme yetkilisi yerinde yoktu ya da işletme yetkilisi yoklamayı imzalamaktan imtina ettiyse o zaman gelen yoklama memuru siz de görmek şartıyla isterseniz fotoğraflarını da çekebilirsiniz sistem üzerinden yoklama numarasıyla birlikte sorgulatabilirsiniz yoklamanın yapıldığını. İmzalamaktan imtina ettiyse ya da tüzel kişiliğe ait olan işletme yetkilisi yerinde yoksa yoklama memuru ilgili imza alanına işletme yetkilisi yoklamayı imzalamaktan imtina etmiştir açıklaması
ismi yazarak ve durum tespit tutanağıyla birlikte yoklama işlemini tamamlayıp gerçekleştirecek. Ya da yoklama memuru geldi ve teknik imkansızlıklar nedeniyle yoklama işlemini gerçekleştiremediniz. Ne yapacaksınız bu durumda? O zaman normal şu andaki gibi klasik yöntemlerle 3 tane tutanağı tutulup bir tanesi size verilecek, bir tanesi de bağlı bulunduğunuz yerleri mali idareye gönderilerek elektronik yoklama süreci tamamlanmış olacak. Taraflarca ıslak imzalı olarak imzalanması şartıyla. Yine hayatımıza tebligatlar, yeni e-tebligat girmeye başladı. Bu süreçte nelerle karşılaşacağız? Hangi mükellefler elektronik tebligat kapsamında? 1.10.2015 tarihi itibariyle şu anda ihtiyari olarak sistemde mevcut. Aslında tebligat kanununa baktığınız zaman tebligat kanunu diyor ki tebligat mükellefin doğrudan kendisine yapılması gereklidir diyor. 7.201 sayılı kanun. Ancak günümüz şartlarına e-ortama uyarlanmış hali 6.637 sayılı kanun kapsamında vergi usul kanunun 213. maddesinin 107'ye A bendinde e-tebligat sistemi günümüz elektronik ortama uyarlaştırılmış hale geldi ve yenilikler yapıldı bu süreç içerisinde. Nasıl yenilikler yapıldı? 1.1.2016 tarihinden itibaren zorunlu hale geldi. Peki bunlar hangi kişiler bu kanun kapsamında? Bir kere öncelikle kurumlar vergisi mükellefleri e-tebligattan yararlanmak zorundalar. Bunlar sermaye şirketleri, kooperatifler, iktisadi kamu müesseseleri, çeşitli dernek ve vakıflara ait olan işletmelerle iş ortaklıkları, kurumlar vergisi mükellefleri yani bu sistemden yararlanmak durumundalar. 1.1.2016 tarihinden itibaren zorunlu olarak. 7 tane gelir unsurundan 3 tanesini baz almış gelir vergisi mükelleflerinde de ticari, zirai ve meslek kazançlarını baz almış. Bu 3 meslek grubunda gerçek kişilerde mutlaka e-tebligat sisteminden 1.1.2016 tarihi itibariyle faydalanmak zorundalar. Ya da isteğe bağlı olarak sisteme geçebilirsiniz. Bunlar kimler? Menkul, gayrimenkul, ücret, sair, kazanç ve iratlar elde edenler yine 1.1.2016 tarihinden itibaren zorunlu olarak sisteme geçiş yapmak zorundalar. Kurumlar vergisi mükellefleri oldu da 1.1.2016 tarihinden sonra tüzel kişilik kazandınız. Bu durumda ne yapacaksınız? Mükellefiyetinizin tesis ettiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde başkanlığa başvurarak e-tebligat sisteminden faydalanıyor olmanız gerekiyor. Ve ekranda gördüğünüz ek bir formunu doldurmanız gerekiyor. Ek bir formunun tam görüntüsünü görüyorsunuz. Kurumlar vergisi mükellefleri doğrudan bağlı bulundukları vergi dairesine giderek bizzat başvuruda bulunması gerekiyor. Ancak tüzel kişiliğinize işletme yetkilisi gitmiyorsa ya da gidebilecek durumda değilse o zaman bir vekalet alıyorsunuz. Vergi daireleri bunları çünkü istiyorlar ek bir formunu doldurmanız için ve mutlaka bu vekaletin içinde e-tebligat almaya ve başvurmaya yetkilidir ibaresinin bulunması şartıyla siz bu işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz. Mutlaka kurumlar vergisi mükellefleri kendisi bizzat bağlı bulunmuş olduğu vergi dairesine giderek ıslak imzayla ek bir formunu doldurup başvuruda bulunuyor olması gerekiyor. Peki bu süreçte gelir vergisi mükellefleri ne yapacak? Demiştik Ocak ayından itibaren bunlar da aktif olarak e-tebligat yasasından faydalanmak zorundalar. Nasıl peki faydalanacaklar ve 1.1.2016 tarihinden sonra mükellefiyeti tesis etmiş gelir vergisi mükellefleri ne yapacaklar? Gelir vergisi mükellefleri eğer Ocak ayından sonra mükellefiyetleri tesis ettiyse mükellefiyetinin tesis edildiği an itibariyle başvuruda bulunmak zorundalar. Bunlar ek 2 formunu dolduracaklar vergi dairesinde. Yalnız gelir vergisi mükelleflerinin şöyle bir kriteri var. İster vergi dairesine gidip ıslak imzalı olarak başvurusunu yapabilirler. İsterse de online işlemlerden, internetten, e-beyanname sitesinden başvurularını yaparak e-tebligat yasasından faydalanabilirler. Gelir vergisi mükelleflerinin dolduracağı ek 2 formu da ekranda görmüş olduğunuz formdur. Burada en önemli kriter formları doldururken size bir telefon numarası ve mail adresi soracak sistem. Önemlilik tarafı nedir? Sizin burada mutlaka aktif olarak kullandığınız telefon numaranızı ve mail adresinizi yazmanız gerekiyor. Çünkü tebligat size yapıldığında cep telefonunuza mesaj olarak gelecek ya da mail adresinize mail olarak gelecek. İkisini birden tercih edebilir misiniz? Edebilirsiniz burada. Bunlar ücretli sistemlerdir. Faturalarınıza yansıyacak zaten bu süreçler. Ve bundan sonra kanuni süreler çalışmaya başlayacak e-tebligat sisteminde. Tebligat gelecek ve 5 gün sonra tebligatla ilgili kanuni süreler
bu süreç içerisinde çalışmaya başlayacak. İsteğe bağlı olarak tebligat kanunundan yararlanmak isteyenler de bağlı bulundukları vergi dairesine başvurarak yararlanacaklar. Tebligatlar bağlı bulunduğunuz vergi dairesinden başkanlık aracılığıyla, başkanlık onayıyla bizim ilgili olduğumuz tebligat adresinize düşecek. Eğer ki hiç şifreniz yoksa bu konuyla ilgili, Vergi Usulü Kanunu 213. maddesi doğrultusunda size bir kullanıcı kodu, parola ve şifre tanımlaması yapılacak ve bunları temin ettikten sonra tebligatlarınızı sistem üzerinden alabileceksiniz. Sistemden çıkış hangi şartlarda mümkün? Tüzel kişilikseniz eğer, ticari sicilinden kaydınızın silinmesi doğrultusunda e-tebligat sisteminden çıkıyorsunuz. Gerçek kişiseniz de ölüm ya da gayiplik durumunda e-tebligat sisteminden çıkabiliyorsunuz. Ve bildirimlerin zamanında yapılmaması ya da tebligat kanunundan yararlanılmaması doğrultusunda Vergi Usulü Kanunu 353 ve mükerrer 355'e göre birinci sınıf tüccarlar 1300 lira, ikinci sınıf tüccarlar 660 lira, isteğe bağlı olarak da sisteme girmeyenler 330 lira idari para cezasıyla karşılaştırılmış olacaklar. Yine kayıtlı elektronik posta sistemi ile arasındaki farklar nelerdir? Onlara bakalım kısaca. Elektronik tebligat sistemi yalnızca Vergi Usulü Kanunu ilgilendiren tebligatlar elektronik tebligat adresimize gelecekler. Bu kriter çok önemlidir. KEP'te gelen, kayıtlı elektronik postada gelen bildirimler ise yalnızca Türk Ticaret Kanunu hükümleri doğrultusuna gelen bildirimlerdir aralarındaki farklar. Ve önemli bir kriter şudur. Elektronik tebligatta saklama zorunluluğunuz 30 yıldır, 30 yıl boyunca saklamanız gerekiyor. Kayıtlı elektronik postada 20 yıldır. Elektronik tebligatta tebligat size ulaştıktan 5 gün sonra kanuni süreleriniz başlar. Kayıtlı elektronik postada, kayıtlı elektronik posta size ulaştıktan 24 saat sonra kabul etmiş sayılırsınız ve kanuni süreleriniz başlar. Demiştik Türk Ticaret Kanunu hükümleri doğrultusunda KEP'e gelen bilgiler gelir. Hesap ekstreleri, ilgili dokümanlar vesaire her şey KEP üzerinden geçebilir. E-tebligatta vergi kanunları ilgilendiren hükümler ilgili bağlı bulunduğunuz vergi dairesinden başkanlık onayından geçtikten sonra size doğrudan bildirim yapılmış olacaktır. E-uygulamaların aslında çevresel etkisine bir de baktığımız zaman yıllık beyanname sayısının 104 milyon olduğunu düşünürsek ve her beyanname için 5 sayfa harcandığını, yine 524 milyon A4 kağıt tasarrufu yapılmış gibi bu da yaklaşık 2600 ton kağıda denk geliyor. E-dönüşümle 10 yılda 1.3 milyon ağaç kesilmekten kurtulmuş. Teşekkür ediyorum. Beni dinlediğiniz için sağ olun. Evet, Sayın İnci Şalcı'ya bu güzel sunumundan dolayı teşekkür ediyoruz. Sevgili meslektaşlarım, elbette sorularınız olacak. Sizlere girişler, kağıtlar veriliyordu. İster kendi kağıtlarınızı, ister masalardan almış olduğunuz kağıtlara sorularınızı yazabilirsiniz. Yazmış olduğunuz soruları ara verdiğimizde sol tarafımda görmüş olduğunuz masada oturan Sayın TESMER Başkan Yardımcısı Nevzat Pamukçu ve TESMER Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Süheyla Öztürk Selçuk'a teslim edebilirsiniz. Aradan sonra da biz o soruları elimizden geldiğince yanıtlamaya çalışacağız. Şimdi Sayın Cenk İçeri sunumunu dinleyeceğiz. Kendisi Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümü mezunu. Ankara Üniversitesi'nde yüksek lisansını finans üzerine yaptı. 2004 yılından itibaren mali müşavir yani meslektaşımız. 2005 yılında Luka'ya girdi ve şu an hali hazırda Luka'da proje koordinatörü olarak çalışıyor. Kendisi de özellikle şu an e-fatura ve e-defterin teknik boyutuyla ilgili bizleri aydınlatacak. Kendisine başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Herkese saygılarımı sunuyorum. Öncelikle bir soruyla başlayalım ki bu Haziran'ın nasıl bir bilgiye ihtiyacı olduğunu bir karar verelim teknik olarak. Şimdi 2015 yılında e-defter kimler kullanıyordu acaba? 2015 yılında e-defter kullananlar bunlar. Peki Vergi Usulü Kanunu
454 malumunuz. 2016 yılında e-defter ve faturayı kimler geçecekler acaba? Çok güzel. Peki birden fazla elektronik defteri olan var mı bürosunda tuttuğun? Bu rakamlar en az 2016'da kimler kullanacak dediğim zaman kalkan parmaklar kadar olacak. Sebeplerini anlatmaya çalışacağım size. Çünkü sadece vergi usulü kanunu 454 değil, bu işin göbeğinde olan başka şeyler de var. Dolayısıyla ben size sunumumda öncelikli olarak bir e-defteri anlatacağım. Bir mali müşavir olarak da muhasebe kayıtlarına kadar girmeye çalışacağız. Daha sonra bir berat oluşturacağız. Oluşturduğumuz beratı bir gelir dersi başkanlığına yükleyeceğiz. Sonra bu beratı aldıktan sonra nasıl açabileceğimizi görüntülemeye çalışacağız. 2015 yılında e-defter kullananlar beratları kolay açabiliyor musunuz? Sıkıntı yaşıyor musunuz? Şimdi onlarla ilgili kritik noktalarla ilgili bilgi vermeye çalışacağım. Daha sonra da e-faturayı anlatmaya çalışacağım. E-faturadaki yöntemleri aktaracağım size. Beraber bir gelir dersi başkanlığına e-fatura göndereceğiz, yükleyeceğiz. Dolayısıyla orada ilgili de bir takım size bilgiler vermeye çalışacağım. Daha çok böyle uygulama tarafıyla ilgili sorularınız olursa da onları cevaplandırmaya çalışacağım. Şimdi bu süreç esasında 2004 yılında başladı. Ben kısa bir sayılarla ilgili bilgi vermek istiyorum size. Sonra da süreci anlatmaya çalışacağım. Daha yeni meslek mensubuyuz. 2004 yılında elektronik imza ile ilgili bir tebliğ çıktı. Biz henüz daha e-beyannameye daha henüz alışmaya çalışıyoruz. Daha 2 beyanname ile başlayan sistem 32 tane beyannamenin sistem üzerinden gönderilmesiyle devam ediyor. Şu an başımıza ne gelecek elektronik olarak tahmin edemiyorduk. Tabii arka arkaya bir sürü tebliğ genelge yayınlanmaya başladı yıl 2011, 2012, 2013 olduğu zaman. Tabii bunların hiçbirisi tesadüf değil, anlatmaya çalışacağım. Şimdi ilk olarak uygulamalarda EFKS'yi gördük. 8 tane firma biliyorsunuz, bunlar telekom firmaları, işte Bursa Gaz gibi firmalar ne yaptılar? Bize faturalarımızı mail ortamında göndermeye çalıştılar. Aslında bugün konuşulan e-arşiv sistemi bu işin dedesi diyebiliriz. Ama daha da gelişmiş hali e-arşivdir. Daha sonra fatura tarafını görmeye başladık. E-faturayı gördük. Ne zaman gördük? 2010 yılı itibariyle e-fatura uygulamasını görmeye başladık. Ve şu an için bu geçen haftanın rakamları 20.100 tane firma var. Bugün 20.200 firması olmasının sebebi yaklaşık 150-200 tane firmanın yanlışlıkla e-fatura sistemine geçmiş olmasından kaynaklıdır. Nasıl bunlar yaşandı? Onları da size anlatmaya çalışacağım. Tabii yıl 2013 olduğu zaman birdenbire e-defter uygulamasını görmeye başladık. Gerçekten teknik olarak da bazı problemler vardı. Özellikle yeni mevzuat değişmeden önce Ocak ayının beratlarını 2013 yılında Mart ayında göndermeye başladık. Gerçekten de e-defter çok kolay bir uygulama değil. Sizlere bunların farkını da anlatmaya çalışacağım. Tabii akabinde e-arşiv diye bir uygulama çıktı. Aslında bu e-faturanın ikinci platformudur. Yani bildiğiniz e-faturanın tamamlayıcısı diyebiliriz. Çünkü e-faturada açık kalan bu kağıt ortamındaki faturanın nasıl gönderileceği ile ilgili bir açıklamaydı. EFKS'den geçen firmaları gördük. Artı bu e-arşiv uygulamasının aslında çok pratik bir uygulama olduğunu gören yaklaşık 119 firmada şu an için e-arşiv uygulamasını kullanıyor. Tabii bu rakamlar gerçekten iceberg'in görünen yüzü. Bakın başka rakamlardan bahsedeceğim size. Şimdi bu rakamlar böyleyken fatura kesilen sayı 2015 yılında kesilen fatura adedi yaklaşık 110 bin tane. Yani 110 milyarlık yaklaşık olarak bir değer yaratılıyor. Tabii bu rakamlar vergi usulü kanunu 454'de ki vergi usulü kanunu 454 bildiğimiz diğer e-dönüşüm tebliğlerinden iki tane farklı yönü vardır. Bunlardan bir tanesi devamlılık arz eder. Diğeri de Gümrük Ticaret Bakanlığı yani ihracat işlemleriyle ilgili olan e-fatura süreçleriyle ilgili bir çözüm getirir. Bakın vergi usulü kanunu 454 ile beraber artık kurumlara kesilen elektronik faturalardan bahsedeceğiz. Gümrük Ticaret Bakanlığı'nın bir tebliğ yayınlamasını, kılavuz yayınlamasını bekliyoruz. Ne yapacağız orada? İhracat işlemlerimizi yapacağız. E-fatura olarak keseceğiz, göndereceğiz kağıt ortamda. Ama elektronik fatura olarak da Gümrük Ticaret Bakanlığı'na gönderilmiş olacak. Yine bu vergi usulü kanunu 454 ile beraber 2 olan fatura adedi tip olarak işte nedir? Temel ve ticari artık 3'e çıkmış olacak. KDV 11 ile beraber gönderilen e-faturaları da bu sistemin içerisinde görüyor olacağız. Peki vergi usulü kanunu 454 ile beraber ne olacak? Yaklaşık 50 bin, 52 bin sayısını görmüş olacağız e-fatura ve e-defterde. Ve yine e-faturaya geçmiş ve ihracat faturalarını elektronik fatura olarak göndermek isteyen firmalarla beraber ihracat faturalarının yaklaşık %80-85'ini de elektronik fatura üzerinden gönderiyor olacağız. Yani sektör artık geometrik olarak artmaya başlayacak fatura işlem adedi olarak. Bugün bakıyorsunuz vergi usulü kanunu 454 ne diyor? Taban diyor 10 milyon ama üstü yok. Yani Türkiye'nin belki de %70-75'ini kapsayan bir sistemden bahsediyoruz. Şimdi 2015 yılında kimler e-fatura kullanıyor, e-defter kullanıyor dediğim zaman parmak kaldıranların sebebi şu 2011 yılında Murat Bey'in de bahsetmiş olduğu
olduğu kayıt dışı ile ekonominin mücadele stratejisi eylem planı. Ama ben size dedim ki 2016'da kimler e-fatura kullanıyor? Birden fazla e-fatura firması olan var mı? E-defter firması olan var mı diye sorduğumda birkaç kişinin parmağı kalkmıştı. Ama ben size söylemiştim. Demiştim ki birden fazla e-fatura, e-defter kullanacağımız dönemler olacak. Bakın bu nasıl olacak? Bu kayıt dışı ekonomiyle mücadele stratejisi eylem planı 2015 yılında tekrarlandı. Tekrar açıklandı. Orada bu brüt satış hasılatı dışında iki sektörden daha bahsediyor. Birinci sektör şu. Diyor ki turizm sektöründe de diyor bir kayıt dışılık var. Dolayısıyla otel, motel işletmesi, bilet rezervasyon şirketlerinin e-faturaya geçmesiyle ilgili bir çalışma yapacağım diyor. Gelir Dersi Başkanlığı hedef olarak da, yani Başbakanlık hedef olarak da Gelir Dersi Başkanlığı'na Aralık 2015'i hedef olarak gösteriyor. Yani biz bu yılın sonuna doğru artık otel, motel işletmeleri ya da turizm sektörüyle ilgili e-faturada bir değişiklik göreceğiz. Başka hangi sektör var? Bakın daha da kritik bir sektör var. Diyor ki sağlık sektöründe de diyor bir kayıt dışılık var. Dolayısıyla diyor bu sektörde de e-fatura uygulamasını yaygınlaştıracağım diyor. Şimdi düşünüyorsunuz e-fatura uygulaması bahsedildi işte çok büyük kurumsal firmalar, brüt satış hasılatı çok yüksek olan firmalar. Aklınıza hemen ne geliyor? Diyorsunuz ki ya bu eczane depoları falan gibi. Fakat daha sıkıntılı bir durum var. En sağda şurada yazıyor. Diyor ki eczanelerin de diyor sosyal güvenlik kurumuna kesmiş olduğu faturaları elektronik fatura olarak alacağım diyor. Dolayısıyla Vergi Kanunu 454 ile başlayan bir sektörel fatura işlemleri artık sosyal güvenlik kurumuna kesilen tüm faturaları kapsar duruma gelecek. Dolayısıyla önümüzdeki dönem bu gibi uygulamaları da görüyor olacağız. Şimdi burada tabii ki yaşadığımız süreçler belirtildi. Fakat burada bence çok daha üzerinde durulması gereken bir konu daha var. O da akıllı yazar kasalar var. Biliyorsunuz süreç başladı. Akıllı yazar kasalarla ilgili fark etmemiş olabilirsiniz ama bilgi fişleri çıkıyor artık. Fatura bilgi fişleri, e-arşiv bilgi fişleri. Dolayısıyla yarın bir gün bugün konuşacağımız bütün uygulamaları bu yazar kasalar üzerinden göreceğiz. Hatta fatura tahsilatlarınız için bile fatura numarasını girildiği alanlar açıldı. Artık o POS cihazları toplatılacak, BDDK bir kanun çıkartacak, bir tebliğ çıkartılacak. Belli bir süre sonra o bütün POS cihazlarımız toplanacak, onların yerine akıllı yazar kasa olacak. Bu akıllı yazar kasalarda direkt tahsilatları yapmanız da çok mümkün değil. Fatura rakamları falan giriyorsunuz. Yani fatura numaraları giriyorsunuz. Dolayısıyla perakende sektörünü takip eden bir cihaz olma yolunda. Dolayısıyla e-arşiv kullanan, akıllı yazar kasa kullanan bir insanın artık beyanname vermesine de hiç gerek yok. Dolayısıyla önceden hazırlanmalar bir kısmı tabii ki e-fatura uygulamalarından gelecek. Ama bir kısmını da akıllı yazar kasalar üzerinden görür olacağız. Çünkü her şeyin KDV oranlarının bile, ödeme yöntemlerinin bile, düşünün KDV beyannamesi 45 nolu alanı, 41 nolu alanı, nedir o? Kredi kartıyla satış. Hemen otomatikman geliyor olacak. Bir takım hatırlatmalar sizlere bu konuda yapmaya çalışacağım. Şimdi gelelim bu e-defter konusuna. E-defter konusuyla ilgili ilk söyleyeceğim şey şu. Şimdi yasal olarak bir takım tanımlar var. Fakat bu tanımlara bakıp da elektronik defterle kağıt defter arasında bir fark yok diye düşünmeyin. Bence çok önemli farklar var. Şimdi o farkları size aktarmaya çalışacağım muhasebe kayıtları üzerinden de. Şimdi yasal tanım bu. Bu tanıma baktığınız zaman diyor ki işte bir aslında kağıt defteri tanımlıyor. Bu tanım sadece yasal zorunluluklar olarak düşünebilirsiniz. Yani ne oluyor? Elektronik defter, kağıt defteri bu anlamda kapsayan bir uygulama. Fakat 3 temel noktada Gelir Dersi Başkanlığı e-defterle kağıt defter arasında fark yaratıyor. Nedir bunlar? Şimdi biliyorsunuz İnce Hanım da bahsetti 19.12.2012 tarihinde Gümrük Ticaret Bakanlığı Gelir Dersi Başkanlığı ile beraber bir tebliğ yayınladı. Neydi o tebliğ ile beraber gelen? 2013 yılında kağıt defterlerimize belge türü diye bir kavram geldi değil mi? Ne yapıyoruz biz kayıtlarımızı yapıyoruz? Biz satış kaydını düşünün 6391-120 her alana fatura tipini yazıyoruz. Artık kağıt defterde olmayan bir uygulama daha var o da ödeme yöntemi. Ne yapacağız? İşte o belge, yani Gümrük Ticaret Bakanlığı'nın tanımlamış olduğu o belge üzerinde herhangi bir ödeme varsa, bunlar nakit, banka, çek, senet, kredi kartı hiç fark etmez. Bu ödeme yöntemlerini aynı belge tiplerini girdiğiniz gibi girmek zorunda kalacaksınız her üç alana da. Tabii bu kadar kolay değil. Ben ilerleyen slaytlarla bunlarla ilgili bir kural daha söyleyeceğim size. Aslında kıyamet burada kopuyor. Yaptığınız ödeme işlemlerinde bu bir muhasebe fişi, evrak tarih evrak numarası alanları var. Yapmış olduğunuz kayıtlarda asla ve asla işte açıklama evrak tarihi işte ya da açıklama evrak tarihi evrak numarası alanlarını koyayım, evrak tarih evrak numarası boş olsun diye düşünmeyin. Bu alanları mutlaka kullanmanızı istiyor. Bir de yapmış olduğunuz ödemede belgeyi yazmayacaksınız.
Mesela diyelim ki bankadan bir havale yapıldı. Açıklamada havale görünüyor olabilir ama ödeme yönteminiz mutlaka banka olmak zorunda. Zaten belli 100, 101, 102, 103 gibi hesaplardaki hareketleri oluştuğu zaman ödeme yöntemi bilgisini ekliyor olacağız. İnci Hanım da bahsetti. Aslında bu koşul, yani elektronik defter tutmak için e-fatura gibi hemen başlamanız çok mümkün değil. Aynı bir mali mülk ortaklaşa bir durum. Fakat ikinci bir durum daha var. Elektronik defterde yapmanız gereken şey, o da uyumlu bir yazılım kullanıyor olmanız gerekiyor. Yeni dersi başkanlığı diyor ki artık alelade bir muhasebe programı kullanamazsın. Sizi hemen uyumlu programlar listesi var gelir dersi başkanlığının, oraya yönlendiriyor. Siz buradan herhangi bir program kullanacaksınız. Program kullanırken burada programın ismi var, yanında versiyon numarası var. Siz A programını kullanıyor olabilirsiniz ama bir numaralı versiyonu eğer elektronik defterde onay almışsa siz o versiyona geçmek zorundasınız. Bir de en sağda platform bağımsız mı diye bir seçenek var bu yazılımlarda. O ne anlama geliyor? Diyelim ki kullanmış olduğunuz yazılım çok pahalı bir şekilde size elektronik defter veriyor olabilir ya da uyumluluk yazılımı ya uyumluluğu almamış olabilir, ismi yayınlanmamış olabilir. İşte burada platform bağımsız yazılımlardan bir tanesini kullanarak da elektronik defterlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Peki burada nasıl yapıyorsunuz? Muhasebe hareketlerinizden aldığınız dökümleri Excel, XML nasıl istiyorsanız bunları bu platform bağımsız yazılımların içerisine atıyorsunuz ve bunlar elektronik defter uygulamalarınızı gerçekleştirmiş oluyor. Gelelim Gelir Dersi Başkanlığındaki elektronik defterle kağıt defter arasındaki üçüncü büyük farka. Ne bu fark? Yine aynı tebliğe istinaden, bence çok gereksiz, diyor ki 19.12.2012'de her bir belge için bir tebliğine istinaden diyor, girmiş olduğun bir belge varsa diyor, her bir belge için bir tane YMİ kaydı oluşturmak zorundasın. Yani ne demek oluyor o? Belge tiplerini sayıyor. O belgelerden herhangi birisini girdiğiniz zaman diyelim ki 100 tane alış faturanız var, 100 tane de satış faturanız var ay içerisinde. Yaklaşık 200 tane YMİ kaydını oluşturmamız gerekiyor. Artık toplaştırma dediğimiz yöntemleri kullanamıyoruz. Ekranda gördüğünüz gibi artık YMİ kayıtlarımızda bir tahsilat bile yapıyor olsak, diyelim ki 6391 yaptık, 120'ye kapattık. Diyelim ki alınan çekle kapatmaya çalışıyoruz. Hiç fark etmez. Faturanın içerisinde bir fişin içerisine giriyorsunuz, farklı türden herhangi bir belge türü ya da aynı türden herhangi bir belgeyi kaydedebilmemiz mümkün değil. Artık bunları her birisine ayrı YMİ kaydı oluşturmuş olacağız. Gelir Dersi Başkanlığı'nda tabii ki bu belge türlerinin başka kuralları da var. Şimdi bir tablo üzerinden de YMİ kayıtları üzerinden sizlere aktarmaya çalışacağım. Gelir Dersi Başkanlığı'nın üçüncü büyük farkı da şu, artık bütün YMİ kayıtlarımızı tamamlarken 90 günlük süremiz var. Eskiden neydi bu? Aslında bir değişiklik değil. 10 gün, işte bir Bodrum'a dayalıysa 45 gün içerisinde YMİ kayıtlarımızı yapıyorduk. Yani Gelir Dersi Başkanlığı anlamında neydi bu? 45 gün içerisinde yasal defterlerinizi döktürüyor anlamındaydı. Yasal defterler döktürüldükten sonra döktürülmüş döneme nasıl YMİ kaydı giremiyorsanız, YMİ kaydı oluşturamıyorsanız elektronik defterde de bunu kısıtlıyor size. Nasıl yapıyor? İşte bu görmüş olduğunuz beratlarla yapıyor. Bu beratları aylık olarak yüklüyorsunuz doğal olarak. Bir sonraki ay ya da diyelim ki aynı dönem içerisinde aynı aya herhangi bir berat yükleyemiyorsunuz. Bir de aynı zamanda sizi aşağıdaki şu numaralardan da kontrol ediyor Gelir Dairesi. Nasıl kontrol ediyor? Mali mühürün tanımından da anlaşılacağı üzere mali mühür imzalama yaparken bütün defterlerinizdeki belgelerdeki YMİ kayıtlarınızın hepsini alıyor. Bir algoritma oluşturuyor. Şurada çok güzel bir mühendislik algoritması ve şuradaki rakamları oluşturuyor. Diyelim ki siz geriye dönük bir fiş değil, bir hesap kodunuzda bir boşluk bıraktınız. Artık mümkün değil ki şuradaki rakamı bir daha yakalayabilirsiniz. Yani bu kadar bütünlüğü sağlayabilen bir mali mühür uygulaması üzerinde çalışıyoruz. Yani ben YMİ kayıtlarımda değişiklik yaptım, yapmadım. Hesap kodunda bir değişiklik yaptım, bir sıkıntı olmaz diye düşünmeyin. Yaptığınız her türlü değişiklik buradaki mali mühürün dengesini bozmuş olacaktır. İşte sizin geri dönük yapma işlem yaptığınızda buradan anlıyor Gelir Dersi Başkanlığı. Beratları yüklerken ay atlaması yapmıyoruz dedik. İsterseniz herhangi bir şekilde hiçbir muhasebe kaydınız olmasın. Hiç önemli değil. Ocaktan sonra Şubat, Şubat'tan sonra Mart şeklinde ilerleyecek. Hiçbir muhasebe kaydınızın olmaması o beratı yüklemeyeceksiniz anlamına da gelmiyor. Ay atlaması yapmadan diyelim ki daha sürede olmadan beratlarınızı yüklediniz. Herhangi bir şekilde yanlışlık fark ettiniz. Beratlarınızı geriye dönük silebiliyorsunuz. Ben de size videoda bu işlemi de nasıl yapabileceğinizi göstereceğim. Sildiğiniz zaman ne yapacaksınız? Tekrar berat oluşturup Gelir Dersi Başkanlığı'na yükleyebiliyorsunuz.
Gelir Dersi Başkanlığı'nda işte İncan da söyledi, bir zorunluluk var. Aslında bu bir zorunluluktur. Eğer 200 MB'dan fazlaysa defter boyutunuz, Gelir Dersi bunları parçalamanız. Parçalama dediği şey buradan geliyor. İsterseniz bir günlük, isterseniz beş günlük, isterseniz günlük olarak nasıl isterseniz bunları parçalayabiliyorsunuz. Bu bir başka bir uygulaması daha var. Bunları ihtiyaç olarak da yapabilirsiniz. Nerede kullanacaksınız? Gelir Dersi Başkanlığı diyelim ki ayın 15'inde size bir yazı gönderdi. Dedi ki elektronik defterlerinizi ayın 15'ine kadar olan kayıtları bana gönder. Bunu yapabilir. O 3 aylık zaman sizin için bir hat değil. Yani ondan sonraki zamanda siz defterlerinizi göndermeyeceksiniz. O zamanlar içerisinde bile elektronik defterlerinizi inceleme elemanına teslim etmeniz gerekiyor. İşte bu durumlarda bu parçalama işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Ne yapacaksınız? 15'ine kadar olan defterleri hazırlayıp hemen 15 gün içerisinde Gelir Dersi'nin işte vergi denetmenine bunu veriyor olmanız gerekiyor. Başka nerede kullanacaksınız? Nevi değişikliklerinde kullanacaksınız. Diyelim ki ayın 7'sinde nevi değişikliği oldu. Kurumlar vergisi beyannamesini verdiniz. İşte defterinizi döktürüyorsunuz 31.08'e kadar. Ondan sonra defterleri yani 8'den itibaren olan defterleri de müteakip ayın 3. ayın sonuna güne kadar gönderebiliyorsunuz. İşte parçalamayı esasında temelde bu sebepler için kullanıyor olacağız. Gelir Dersi Başkanlığı'nda son değişiklikler dememizin sebebi şu. Artık Gelir Dairesi herhangi bir çıkartmadı 2 sıra numaralı elektronik defter genel tebliğinden sonra. Bu tebliğ çok önemli bir tebliğdir. Çok önemli faydaları var ama aynı zamanda bir takım zararları da var. Şimdi onlar neler? Onları size söylemeye çalışacağım. Şimdi bu elektronik defteri gerçek kişiler elektronik defter için elektronik imza kullanabilir. Aynı zamanda mali mühür de kullanabilir. Hangisini tercih edeceksiniz? Mali mühür 690.30, elektronik imza 255 lira. İstediğinizi tercih edebilir durumdasınız. İşte İnce Hanım da bahsetti, e-fatura ve e-defter uygulamaları birbirinden de ayrılmış oldu. E-fatura geçtiğiniz zaman e-deftere ihtiyari geçiyorsanız geçmek zorunda değilsiniz. Ama zorunlu bir kanundan dolayı e-fatura geçiyorsanız elektronik deftere de vergi kanunu 454'ten de anlaşılacağı üzere geçmek zorundasınız. Gelelim 2 sıra numaralı elektronik defter genel tebliğine. Bu tebliğ ile beraber artık diyor ki Gelir Dairesi, ben herhangi bir ikincil mevzuat çıkartmayacağım. Bütün her şeyi başka bir şey üzerinden gerçekleştireceğim. 2015 yılında elektronik defter kullananlar bu kılavuzları okudular mı acaba? Hiç okuyan var mı? Hiç dikkat ettiniz mi? Nelere dikkat ediyorsunuz? Mesela neler getiriyor size bu elektronik defter kılavuzları? Muhasebe hareketlerinize kadar değişiklik yapıyor. Yani bir banka işlemi nasıl gireceğinizi, işte bir çeki nasıl girebileceğinizi, bütün o değişiklikleri yapıyor. Ve sizlerin bunları sürekli takip ediyor olmanız gerekiyor. İşte bu da elektronik defterin kötü yanı. Edefter.gov.tr'de kılavuzlar diye bir alan var. Yaklaşık 6 tane kılavuz var. Bu kılavuzları takip etmeniz gerekiyor. Bunlardan da en önemlisi şu uygulama kılavuzu. Bu uygulama kılavuzu ile beraber elektronik defter ve kağıt defter şu hale gelmiş oluyor. Bu bir tablo. Bunu biz elektronik defter çalışırken ortaya koyduk ve bunları sunumlarda anlatmaya çalışıyoruz. Bu kılavuzlarla neler geliyor size şöyle bir projeksiyon vermesi açısından gösteriyorum. Burası YM defteri, burası da defteri kebir. Bu YM defterini de ikiye ayırdığınız zaman şurası elektronik hali, burası da kağıt hali. Bu da defteri kebirin elektronik hali, bu da kağıt hali. Dolayısıyla normalde kağıt defter için Gümrük Ticaret Bakanlığı 6 maddede bir şey isterken, bilgi isterken elektronik defter için yaklaşık 22-23 tane maddede elektronik defterin YM maddesini oluşturuyorsunuz. Aynı şeyi defteri kebir için de söylüyor. Kebire bakıyorsunuz, Türk Ticaret Kanunu 3 madde olsa benim için yeter diyor. Ama şöyle detaylara baktığınız zaman yaklaşık elektronik defterde 20-22 tane maddeyi gönderiyorsunuz. Bunların hepsi de denetimlerde kullanılıyor olacak. Şube bazında defter tutabilirsiniz. Fakat şuna dikkat edeceksiniz. Şube bazında defter tutmak için illaki ayrı ayrı defter tutmak zorunda değilsiniz. Elektronik defter içerisinde hesaplarınızı farklı etiketlerle, bunlar da yazılımlar yapabilir. Aynı zamanda raporlayabilir ve çıktılarını alabilirsiniz. Ama eğer şube bazında defter tutmanız gerekiyorsa, işte bir banka, bankanın şubeleri gibi düşünüyorsanız, ünvanlar tutulur. Ve her bir parçaya numaraya ayrı ayrı numara verirsiniz. Merkez için 01, şube için 02 şeklinde ilerlemeniz gerekiyor. Kurum tanımlayıcısı ünvan kısmında ise şu mali mühürlerinizle ilgili ne yazacaksınız? Bir tanım yapmanız gerekiyor. Hangi programı kullandığınızın hiç önemi yok. Bir kurum tanımlayıcısı alanı var. Buraya bir ünvan yazacaksınız. Hangi ünvanı yazacaksınız?
mali mühürde çıkan ünvanı yazacaksınız. Çünkü gelir dersi başkanlığı elektronik defterinizi aldığı zaman mali mühürle bu ünvanları kontrol ediyor olacak ve herhangi bir sıkıntı varsa da size geri dönüyor olacak. İşletme tanımı kısmında ise işte mükellef bildirim dediğimiz NACE kodlarını yazacaksınız. Hangi NACE koduyla bildirdiyseniz o bilgi girilmiş olacak. Elektronik defterde artık giriş yapan kişi bilgileri de gidiyor. Mesela büronuzda personelleriniz var, YM kayıtları oluşturuyor. Onun ad ve soyad bilgisini de YM defterinin ekinde gönderiyorsunuz. Herhangi bir incelemede, bunların yerine kısaltmalar da kullanabilirsiniz ama herhangi bir incelemede bu ismin, bu kısaltmanın kim olduğunu da uzun uzun anlatmanız gerekiyor. Bir de SMM-YMM sözleşme tipi diye bir alan var. Tam tasdik kapsamında elektronik defter kullanan var mı acaba? 2015'te. Siz 2015'te kullanıyordunuz. Bunu kimin ismini yazdınız? Kimin ismini yazdınız burada? YMM'nin ismini mi yazdınız? Tam tasdik kapsamında. Burada bazen işte elektronik defterde, kılavuzlarda esasında bir takım hatalar da var. Bunlardan bir tanesi de bariz bir şekilde. Diyor ki burada SMM, YMM kimin ismi varsa onu yazacaksınız diyor. Ama neyi yapacak? Defter tutan kimse. Dolayısıyla yeminli mali müşavirlerin bu konuda bir yetkisi olmadığı için, elektronik defter tutmayacakları için esasında burada bu kılavuzlarda değişiklik yapılması gerekiyor. Süreç içerisinde biz de TÜRMOP olarak bunları biliyoruz kendilerine, değişmeye devam ediyor. Elektronik defterde kayıtlarınızı yaparken hangi şeyin belge olduğunu ya da neyin belge tipi tanımlanacağını 3 tane alandan belirliyorsunuz. Eğer bir kayıt yaparken evrak tarihi ya da evrak numarası koyuyorsanız belge tipini mutlaka koyuyor olmanız lazım. Şuradaki üçlü çok önemli. Eğer belge türünü koyuyorsanız evrak tarihi, evrak numarasını mutlaka ekleyeceksiniz. Öyle kayıtlarınız olabilir ki işte amortisman kayıtları, işte virman kayıtları, KDV tuhakuk gibi, onlarda herhangi bir belge tipi koymayın. Çünkü onlar belgeye tabi değil. Ya da herhangi bir evrak tarihi alanı da koymayın. Eğer evrak tarihi alanını koyarsanız hemen sizin oluşturacağınız program burada belge tipi ne diye soracak. Çünkü üçlü bir kontrol var. Dolayısıyla evrak tarihi, evrak numarası ve belge tipi ayrılmaz bir üçlü şeklinde ilerliyor. Gelir Dersi Başkanlığı'ndaki belge tipimiz bunlar. İnce Hanım da bahsetti işte. Bunlardan 7 tanesi tanımlandı. Çekler var, makbuzlar var, navlunlar var, müşteri sipariş, satıcı sipariş gibi belge tipleri var. Bunlar bizim mevzuatımızda yok. Neler onlar? Navlun, müşteri siparişi ve satıcı siparişi belgeleri bizde yok. Bunlar nereden geliyor? XBRL'den geliyor. Biz navlun için herhangi bir belge kullandığımız onun yerine fatura kesiyoruz. Bunlar dışında herhangi bir belge kaydedecekseniz de belge tipi diğer olacak ve açıklamasını uzun uzun yazıyor olacaksınız. Örneğin serbest meslek makbuzu kaydediyorsunuz. Serbest meslek makbuzu faturaya geçse de mutlaka diğer diye kaydedilmesi gereken bir belge tipi. Kılavuzlarda size gelen bilgiler her evrağa ayrı ayrı nasıl kaydedeceğinize ilişkin yönlendirmeler yapıyor. İşte bir faturadan başlıyor. Bunlar kılavuzlarda var ama bunlarda olmayan, kılavuzlarda olmayan bazı bilgilerden de bahsedeyim size. Faturayı kaydediyorsunuz. Diyor ki evrak tarihi, evrak numarasını kaydedeceksin. Ödeme yöntemi varsa da ödeme yöntemi bilgisini dolduracaksın. Fakat bir kural daha var. Diyor ki eğer bir belgede diyor birden fazla ödeme yöntemi varsa aynı YMY kaydının içerisinde bu da olamaz diyor. O zaman şu örneği, ekrandaki örneği biraz değiştirelim. Diyelim ki 1000 liralık bir mal satıyoruz. 500 lirası kredi kartı, 500 lirası nakit. O zaman ne yapacağız? Eskiden ne yapıyorduk? 91-108'e kapatıp işlemimizi tamamlıyorduk. Şimdi diyor ki öncelikle birinci YMY maddesini açacaksın. 600-391-120'ye kapatacaksın bu hesabı. Ödeme yöntemi bilgisi boş. Evrak tarihi ve evrak numaralarını doldurmanız gerekiyor. İkinci fişi açacaksınız. İkinci YMY maddesini açacaksınız. Bu sefer YMY'yi kredi kartıyla kapatacaksınız. Yine ilgili evrağa ilişkin evrak tarihi ve evrak numarası alanlarını dolduracaksınız. Ödeme yöntemi bilgisine de nakit diye her iki alana da yazmanız gerekiyor. Bu da yetmiyor. Ne yapacağız? Bir de kredi kartı bilgisini yazmamız gerekiyor. Üçüncü YMY maddesini açıyoruz. Burada da 120 ile 108'i kapatıyoruz. İlgili evrağın numarası ve tarihi neyse onları giriyoruz. Yine ödeme yöntemi kısmına da her iki alana da kredi kartı bilgisini yazmamız gerekiyor.
Faturalarda bir tane farklılık var demişti İnce Hanım da. Gerçekten de öyle. E-arşiv fatura icmali var. Eğer diyor e-arşive geçmişseniz diyor toplaştırma yapabilirsiniz. Onun dışında herhangi bir şekilde sizin toplaştırma yapmanıza izin vermiyor. Ama burada kullanacağınız belge artık e-arşiv fatura raporu. Aslında icmali. Bu icmal zaten e-arşiv kullanan firmalarda otomatik oluşuyor. Eğer böyle bir icmaliniz varsa bunları bir GMK kaydının içerisine atabilmeniz mümkün. Onun dışında tüm belgeler için ayrı GMK kaydı oluşturuluyor. Banka işlemlerinde aslında diyor benim için diyor asıl olan belge tipi dekonttur diyor. Aldığınız banka ekstresini kayıtlarınıza bakıyorsunuz. Her bir alanda dekont bilgisi varsa işte dekont numarası, dekont tarihi. O zaman her kaydı ayrı GMK kaydı yapacaksınız. Belge tipinizde dekont olacak. Ama bir istisnai durum var. Aldığınız banka ekstresini herhangi bir şekilde dekont numarası yok. O zaman diyor ki banka banka ayrıştıracaksın ve günlük olarak kaydedeceksin. Bunları bir yemeği içerisine atabilirsin. Ama bu sefer belge tipiniz muhasebe fişi olmak zorunda. Çekler de aynı şekilde. Her bir çek ayrı bir YMK kaydına. Ama aynı alıcı ya da aynı satıcıya ait bir çekse gün merfumu olmadan hepsini bir YMK kaydının içerisine atabilmeniz mümkün. Aynı şekilde senetler de bu kapsamda düşünülüyor. Z raporlarında aslında her bir belge ayrı bir YMK kaydına gidecek. Biliyorsunuz ki Z raporlarında birden fazla ödeme yöntemi var. Yine ödeme yöntemlerine göre ayrıştırmanız gerekiyor. Eskiden ne yapıyorduk işte 603-91-100-108 şeklinde. Bu sefer aynı faturalarda olduğu gibi ilk YMK maddesinde 120 diye bir ara hesaba kaydetmemiz gerekiyor. Ondan sonra da kredi kartı ya da nakit diye ödeme yöntemlerine göre ayrıştırmamız gerekmekte. Ama bir istisnai durum var. O da şu. Eğer diyor fazla ödeme kaydedici cihazınız varsa o zaman ekranda görüldüğü gibi bir icmal oluşturabilirsiniz diyor. Bu icmali günlük oluşturacaksınız ve bu icmale bir tarih ve numara vereceksiniz. Bunu imzalayıp saklayacaksınız diyor. Niye? Çünkü yeni bir belge tipi yaratmış oluyorsunuz. O zaman bu icmali bir yemek kaydına atarsınız ama dikkat edin. Burada evrak numarası alanı şu icmalin numarası olacak. Çünkü siz yeni bir belge yaratmış oluyorsunuz gelir dairesi anlamında. Aynı şey perakende satış fişleri için geçerli. Perakende satış fişlerinde günlük ayrıştırmaya gerek yok. 10 günlük kayıtları atabiliyorsunuz. Böyle bir icmal oluşturuyorsunuz. Bu icmali de bir YMK kaydına atarsınız ve buradaki yapmış olduğunuz YMK kaydında kullanacağınız evrak numarası icmalin evrak numarası olması gerekiyor. İşte kurum tanımlayıcısı vesaire bilgilerini girdiğimiz alanlar, bunlar Luca kullananlar için var, ekranda gördüğünüz gibi. Ama herhangi bir programı kullansanız da bu alanları doldurmanız gerekiyor. Şurada uzun adı kısmı mutlaka mali mühürde kullanılan ünvan kısmı olacak. Defterlerimizi oluşturduktan sonra aylık olarak oluşturuyoruz. İnternette ama bu ister A programını kullanın, isterseniz B programını kullanır. Kullanın. Kullanır kullanmaz size diyecek ki elektronik defteri nerede oluşturayım? Siz C klasörü, D klasörü ya da herhangi bir klasörün içerisini gösterdikten sonra gelir dersi bunları standartlaştırıyor. Bir klasör yapısı koyuyor. Burada nedir? Öncelikle vergi numarası var. İçerisine bir klasör koyuyor. O da yıl klasörü. Onun içerisine de hangi ayı oluşturuyorsanız o ay. 01, 02 diye ilerliyor. Bu klasörün içerisinde de işte kebir dosyası, kebir beratı, YMY dosyası ve YMY defterine ait oluşuyor. Elektronik defterlerinizi oluşturduktan sonra ve imzaladıktan sonra artık sistemde yani muhasebe sisteminizde herhangi bir şekilde YMY defteri ya da defteri kebir aramayın. Bütün verileriniz, bütün mali verileriniz bu dosyaların içinde. Özellikle şimdi göstereceğim. Elektronik defter programından da bu beratları indirdikten sonra bunu en az 3 farklı yerde saklamanız da önemli. Bunlardan bir tanesi bilgisayarınız olabilir. Bir diğeri herhangi bir harici disk olabilir ya da bulutta bu işlemi veren, bu hizmeti veren firmalarda saklıyor olabilirsiniz. Şimdi imzalama işlemini gerçekleştirdikten sonra elektronik deftere bunu nasıl yüklüyoruz onu göstermeye çalışayım. Bu edefter.gov.tr klasörlerimiz oluştu. Edefter.gov.tr'ye girdik. Mali mühürümüz takılı. Hemen mali mühürle ilgili bilgileri alıyor. Java'da çalıştığı için her gelen uyarıya run ya da allow diye mesajları verip gönderin. Çünkü size bir onay verdiriyor. Akıllı kartla ilgili şifrelerinizi giriyorsunuz. Tamam butonuna bastıktan sonra kamu sertifikasyon merkezine de bir imzalama için bağlanmış olacak.
ve imzalama işleminizi gerçekleştiriyor. Yani elektronik deftere girerken de bir imzalama işlemi gerçekleştiriyoruz. Burada paket yükle ve paket listesi diye alanlar var. Paket yükleye bastık, paketleri seç dedik. Biraz önce anlatmış olduğum klasörün içerisine geliyorsunuz. Hangi ayı göndereceğiz? Diyelim ki Haziran ayını göndereceğiz. Burada YMİ beratı ve KEBİR beratı göndereceğiz. KB ve YB dosyalarını göndermemiz gerekiyor. Bunları her ikisini birden seçebilirsiniz ya da tek tek yükleyebilirsiniz. Yükle dedikten sonra eğer dosyada herhangi bir sorun yoksa geçerli diye yazar. Gönder dedik, artık gelir dairesine imza için gönderilmiş oldu. Gelir başkanlığı da şurada imzalama işlemlerini gerçekleştiriyor. İmzalama işlemi başarılıysa şurada yeşil olur. Yoksa kırmızı ifadesi vardır. Eğer kırmızı yazıyorsa da neden hata aldığını da burada belirtir. Bir ay gelmeden, tamamlanmadan paketlerimizi gönderdik ama göreye dönüp paket silmemiz gerekiyor. Paket sil alanına geliyoruz. Hangi dönemi silmemiz gerekiyorsa onu seçip yanlarındaki sil butonlarıyla da bu beratları siliyoruz. Hangi dönemi sildiysek tabii dönem kapanmadan tekrar oluşturup gelir dairesi başkanlığı yüklememiz gerekiyor. Gönderdikten sonra indir butonuyla buradan indirebiliriz ya da aşağıda beratları indir diye toplu olarak dönemi indirebiliriz. Beratları indir dedik, dönem seçtik. Toplu olarak kaç tane beratımız varsa isterseniz parçalı gönderin, 30 tane parça olsun, her birisini aynı anda gönderir. Bu beratları da alıyoruz. Biraz önce göstermiş olduğum klasörün içerisine bu beratları aktardık. İşte klasörün gelir dairesi başkanlığından aktarıldıktan sonraki hali de bu. Bu normal olarak muhasebe programı kurulan halleri, gelir dairesi başkanlığından indirilen dosyalarda şu GİP uzantılar. Arasındaki fark bu. Bir de burada XSLT ve YMİ XSLT, KEBİR XSLT ve Berat XSLT diye dosyalar var. İşte elektronik defterde görüntüleme aracı dedikleri araçlar bunlar. Ne yapacaksınız? Bu dosyalarla saklamanız gerekiyor. Çünkü herhangi bir vergi denetmeni istediği zaman diyelim ki 5 yıl sonra, 6 yıl sonra teknoloji değişecek, tarayıcı değişecek. Bunu açmak isteyecek. İşte bu Berat, bu XSLT dosyaları sayesinde bunları açıyor olacak. Onun dışında herhangi bir şekilde bu beratları açmak mümkün değil. Hatta yaşayanlar vardır. Basarlar, bu XSLT'nin olmadığı herhangi bir yere bastıkları zaman da kargacık burgacık olarak görürler. Hem defterleri hem de beratları. Bunun tek yolu bu XSLT dosyaların olduğu yerlere bunları çıkartacaksınız. Sağa tıklayıp birlikte aç deyip Internet Explorer'da ya da Mozilla'da açmanız gerekiyor. Başvuru sırasında da kullanırken de şu an için kullanmayın. Bir sıkıntı var. Yakında bir güncelleme yapacaklardır. Ama o tarihe kadar Internet Explorer'ı kullanabilirsiniz. Ve Mozilla'da çok başarılı. Mozilla'yı da kullanıyor olabilirsiniz. Bu şekilde açtığınız zaman görüntüsü işte Berat'ın bu olmuş oluyor. Tabii vergi müfettişleri aldıkları zaman bir takım kontrollerde bulunacaklar. De kontrollerini yapacaklar. Diyecek ki işte defterle berat, indirilen berat birbirini tutuyor mu? Çünkü diyelim ki defterinizi kaybettiniz ama beratınızı her şekilde indiriyorsunuz. Herhangi bir süre geçse bile indirebilirsiniz. Sonra ben gittim mali müşavir paketimden ya da işte gittim herhangi bir programımdan tekrar defterleri indirdim. O indirdiğiniz berat o defterin olmadığını içindeki teknik dosyalarla sağlamış oluyor. Onu ispat etmiş oluyor. Hemen açığa çıkmış olursunuz. Defter parçalarıyla kebir parçaları birbirini tutuyor mu? Bunları kontrol edecek. Birden fazla belge tüpü var mı bir YMİ kaydında ya da ödeme yöntemi var mı gibi kontrollerini gerçekleştiriyor olacak. Elektronik defter dediğimiz uygulama tamamen denetim ağırlıklıdır. Neyi denetleyebilecekler? İşte her bir alanın etiketi var. Evrak tarihinin, evrak numarasının, ödeme yönteminin. Dolayısıyla saniyeler içerisinde denetimleriniz kolayca gerçekleşmiş olacak. Neler yapılabilir? İşte tesdik zorunluluğuna uymadığınız kayıtlar, girilmemiş evraklar var mı, satış faturalarınız var mı ya da mükerrer girdiğiniz giderleriniz var mı gibi kontrolleri çok kolay bir şekilde yapıyor olacak. Elektronik defterde zaman damgası diye bir kavram var. Zaman damgası kavramı aslında ihtiyari ama gönderme sürenizle oluşturma süreniz arasında herhangi bir fark varsa mutlaka zaman damgasıyla imzalayın. Çünkü gelir dairesi başkanlığı için bunu söylüyorlar ama herhangi bir şekilde gönderemezseniz sizin diyelim ki elektrik kesintisi var, bölgesel bir kesinti. O zaman en iyi ispat aracı işte bu zaman damgası olacak. Her şekilde kullanmanızı tavsiye ediyorum. Neyi kullanacaksınız, nerede kullanacaksınız? Beratlarınızda kullanıyor olacaksınız. Bir kontördür. Bir kontör şeklinde alıyorsunuz. Belli miktarları var. İnce Hanım da bahsetti. Aldığımız yer kamu sertifikasyon merkezi. Zaman damgası diye bir alan var. Buraya geliyorsunuz. Buraya geldikten sonra bir tane belge var. Bir başvuru belgesi, bunu doldurup kamu sertifikasyon merkezine gönderiyorsunuz. Bin kontör yaklaşık 141.60.
her türlü firmanız için kullanabilirsiniz. Yani diyelim ki bir firmanız için aldınız ya da kendiniz için aldınız. Bütün e-defter kullandığınız firmalarda bu beratları kullanabilirsiniz. Ya da herhangi bir sıkıntı var, gidip yandaki mali müşavir arkadaşınızdan da zaman damgasını isteyebilirsiniz. Dolayısıyla firmaya özel, vergi numarasına özel bir durum değil zaman damgası. Zaman damgası yakında CAP'te de kullanılacak. Bunu nasıl kullanacağız? Her türlü belgeyi zaman damgasıyla imzalamamızı isteyecekler. Bunun için de Zamane diye bir program yayınladı Kamu Sertifikasyon Merkezi. Gene kendi içerisinden indiriyorsunuz. Zamane programında seçiyorsunuz belgeyi, imzala diyorsunuz, imzalıyor. Zaman damgasının kalan kredisini bildiğiniz tek yerde bu Zamane programıdır. Sağ üst köşede hemen size kaç tane krediniz kaldığı bilgisini de verir. Tabii elektronik defterde Java programı yoksa ya da mali müdür yoksa bunları imzalayamıyorsunuz. Hatalı başvuruyorsunuz, hemen Gelir Dersi Başkanlığı'na bildirmeniz gerekiyor. Gelir Dersi Başkanlığı defteri gönderirken şuna çok dikkat edeceksiniz. Biraz önce defteri gönderdik, sadece ne yaptı? Dosyanın doğruluğunu inceledi. Herhangi bir şekilde dosyaya doğru mali müdür vurulmuş mu kontrolünü yapmadı. Zaten böyle bir şey yapsa saniyeler içerisinde bunları yapması mümkün değil. Dolayısıyla kullandığınız mali mühür uyum değerlendirme raporu olup olmadığını da kontrol etmenizde büyük önem var. Bugün gönderirsiniz, zannedersiniz ki geçerli dosyalar, bunlar doğru imzalandı ama yarın bir kontrol olduğu zaman mali mühürün doğru olmadığını ya da doğru atılmadığını anlaşılırsa defteriniz yok hükmünde olur. Burada da tabii ki Luka içerisinde de bizim zamandan mali müdür uyum değerlendirme raporumuz da var. İsterseniz aynı anda imzalama doğrulaması da yapabilirsiniz. Şimdi gelelim elektronik faturaya. Elektronik fatura tanımından da belli. Aslında faturada yer alması gereken bilgileri kapsar diyor. Elektronik kayıtlar bütünü diyor. Baktığınız zaman normal bir faturadan bir şey, farklı bir şey değilmiş gibi algılanıyor. Fakat 19 Ekim itibariyle bu durum çok değişti. Neler değiştiğini aktarmaya çalışacağım. Bu zarf işi, yani normal olarak faturayı gönderiyorsunuz, faturayı gönderirken bir zarflama yapıyorsunuz, karşı tarafa iletiyorsunuz. Bu zarflama işi çok önemli. Bütün hatalarınızı, hata kayıtlarınızı bu zarf ID'si üzerinden takip edebilirsiniz. Bunu şeye benzetebilirsiniz, işte bir kargo gönderiyorsunuz, gönderdiğiniz kargonun numarası gibi. Gelir Dersi Başkanlığı burada tamamen size posta hizmeti veriyor. Ve gönderdiğiniz faturanın karşı tarafa iletilmeme gibi durumu söz konusu değil. Bir takım hata mesajları var. İşte yüzlü kod, 102 12 kodları, 13 gibi kodlar var. Bunların hepsinin detayı var. Dolayısıyla bunlarla ilgili size sistem ve uygulama yanıtlarını dönüyor. Biz ise Luka'da biliyorsunuz 3 tane yöntem var. Portal, özel entegratör ve entegrasyon yöntemleri var. Portal yöntemi zaten ucuz, bedava. Herhangi bir şekilde para vermiyorsunuz ama bazı sıkıntıları var. Sürekli mali müdürle çalışmanız gerekiyor. Tamamen yönetim Gelir Dersi Başkanlığı üzerinde. Entegrasyon yöntemi ise gerçekten çok pratik. Gelir Dersi Başkanlığı'na ne yapıyorsunuz? İşte bir web servisle faturalarınızı gönderiyorsunuz. Tabii çok da maliyetli bir sistem. Entegrasyon yöntemini bir yazılım firmasıyla kurun deseniz yaklaşık sizden 100-150 bin dolar gibi rakamlar isterler. Dolayısıyla kullanabileceğiniz en makul sistem özel entegratör olabilir bu anlamda. Biz ise iki tane yöntem üzerinde çalışıyoruz. Bir tanesi portal uygulaması, bir tanesi de özel entegratörle entegrasyon uygulaması üzerinde çalışıyoruz. Hangi yöntemi seçerseniz sistem ona göre uyum sağlamış oluyor. Burada oluştururken e-faturalarınızı, firmaların unvanı çok önemli. Çünkü e-faturayı gönderdiğiniz zaman üzerinde kontrollerin yapılacağı tek yer bu vergi numaraları ve unvanlar olacak. İade faturası kesiyorsunuz. Eğer herhangi bir şekilde iade faturası keserseniz siz neden iade ettiğinize dair bir bilgi göndermeniz gerekiyor. Hangi faturayı iade ettiğinize dair. Bu faturanın üzerindeki ETTN denen numaralar var. Bunları girerek gönderebilirsiniz. Şimdi gelelim 19 Ekim'deki değişikliğe. Aslında bu elektronik fatura için bir milattır. Ne değişiklikler geldi? Bir kere artık 19 Ekim'den sonra elektronik faturanın da çok takip edilmesi gereken bir sistem olduğu anlaşıldı. Yani sürekli takip edeceksiniz. Neler değişti? Artık stok birimlerinin de uluslararası birimlerle uyumlaştırılmış olması sağlandı. Döviz kodları uyumlaştırılmış oldu. Belge artık fatura
Dediğiniz işte satış ve iade dışında tevkifat, iade, istisna ve ihraç kayıtlı diye tipler gelmiş oldu. Bunları seçtiğiniz zaman aynı gelir dersi başkanlığındaki tablo 1, tablo 2, tablo 3'teki kodların aynısı buraya taşınmış oldu. Ve bunları detayda seçiyorsunuz ve böylelikle işte önceden hazırlanmış beyannameleriniz oluşmuş oldu. Portalda da hemen size portal üzerinden de faturalar nasıl gönderiliyor onu aktarmaya çalışayım. Ekranda görmüş olduğunuz gelir dairesinin portal uygulaması. Buraya geliyorsunuz, yükleme araçları kısmına, fatura yükle butonuna basıyorsunuz, imzalamış olduğunuz faturaları dosya seçten yükleme işlemini gerçekleştiriyorsunuz. Burada gönderirken seri numaranız gördüğünüz gibi FYS, kendiniz oluşturuyorsanız da GİP diye bir örnek üzerinden gönderiyorsunuz. Yükle dediğiniz zaman hemen faturalarınız gitmez. Şurada yüklenmiş faturalar diye bir kısım var. Oraya basmanız gerekiyor. Yüklediğiniz dosyalar burada. Buradan da dosyaları seçiyorsunuz hangi faturaları göndermişseniz. İsterseniz aynı zarfın içerisine birden fazla faturayı gönderebilirsiniz. Aynı alıcı ya da aynı satıcıya aitse. Seçtiniz. Şurada gönder butonuna basar basmaz bir tane zarf çıkacak. Zarf dediği zaten etiket, kime gönderdiğini gösteren. Bakın şurada alıcı etiketi diye bir alan var. Bu etiket işte aslında gelir dairesi başkanlığı tarafından kime gideceğini gösteren bir belge. Zarflayıp gönderiyorsunuz. Portal kullanıyorsanız herhangi bir belgeyi ekinde koyamazsınız. Ama özel entegratör kullanıyorsanız herhangi bir belgeyi de faturanın ekinde gönderebilmeniz mümkün. Tabii fatura portal kullanıyorsanız yasal olarak saklama sorumluluğu da sizde. Gelir dairesi başkanlığı en son 15 Ekim'de bunu açıkladı. Dedi ki 15 Ekim'den sonra geriye dönük 6 ay sayacağım. Ondan önceki tüm faturalarınızı sistem ve uygulama yanıtlarıyla beraber sileceğim. O zaman bizim ne yapmamız gerekiyor eğer portal kullanıcısıysak? Geleceğiz burada. Gönderilen ve giden e-faturalarımız var. Gelen e-faturalarımız var. Burada arşiv diye bir kısım var. Arşive geleceğiz, seçeceğiz. Şurada da indir diye bir buton var. İndir butonuyla beraber bunları saklamamız gerekiyor. Portal kullanıyorsak bunların saklama sorumluluğu da bizde. Gelir dairesi başkanlığına faturayı gönderdiğiniz zaman şu bilgilere çok dikkat etmeniz gerekiyor. İlk yaptığı kontroller şunlar. Bir kere TC kimlik numarası, vergi kimlik numarası kontrolü gerçekten doğru gidiyor mu? Vergi dairesi bilgisi kontrolü yapıyor. Göndermiş olduğunuz faturanın içerisindeki mesela diyelim ki %0 KDV gönderiyorsunuz. Bunun istisna sebebinde gelir dairesi başkanlığı soruyor. Yine elektronik defterde olduğu gibi herhangi bir şekilde de imza kontrolü yapmıyor. Dolayısıyla kullandığınız programda bu uyum değerlendirme raporu çok önemli bir rapor. Faturalar portaldan geldikten sonra herhangi bir şekilde görüntüleyebilmek için e-fatura görüntüleyicisi diye bir alan var. Buraya geliyorsunuz e-fatura.gov.tr'de fatura görüntüleyicisini açıyorsunuz. İndirmiş olduğunuz faturaları açtığınız zaman sol tarafta XML dosya hallerini hemen yanında da bu HTML görüntüsü şeklinde görebilmeniz mümkün. Özel entegratörle entegrasyon projemizde ise bu sefer İşnet'le beraber çalışıyoruz. İşnet üzerinden faturalarınızı tek tuşla gönderiyoruz. Hatta size gelen faturalara da kabul, red gibi mesajları da hiç sistemden çıkmadan yapabiliyorsunuz. Özel entegratörün avantajları neler? İşte mali mühürsüz işlem yapabiliyorsunuz. Birden fazla seri çalışıyorsanız, çalışmanız gerekiyorsa yine özel entegratör üzerinden çalışabilirsiniz. Bu HSM denen cihazlarla çok hızlı bir şekilde faturalarınızı imzalayabilme şansınız var. Yine altyapı yatırımı yapmadan da bu işlemleri gerçekleştirebiliyorsunuz. Türkiye'de bu özel entegratör tarafına doğru bir kayış var. İlk başta yaklaşık 16 bin tane firma portal kullanıcısı olarak çıktı. Daha sonra da yaklaşık işte 1500 firma özel entegratör kullanıyordu. 1000 firma da portal kullanıcısıydı. Ama bugün itibariyle yaklaşık 10.550 firma özel entegratör geçti. Yaklaşık 2.645 firma portal kullanıyor, özel entegrasyon kullanıyor. 6.881 firma da normal olarak portal kullanmış oluyor. Bu sistemde kayıtlı kullanıcıların takibi çok önemli. Bunu takip edebileceğiniz iki tane yer var. Bir tanesi e-fatura.gov.tr'deki kayıtlı kullanıcılar listesi. Burada vergi numarası yok. İkinci kontrol edebileceğiniz yer de gelir dairesinin portalı içerisinde. Orada vergi numarası ya da TC kimlik numarasına göre kontrol edebiliyorsunuz. Dolayısıyla dışarıda hizmet alan ya da bir mal alan bir personeliniz var. E-fatura kullanan bir firmadan yanlışlıkla kağıt ortamında bir fatura aldığı zaman 7 günlük bir hakkı var. 7 gün içerisinde bunu iade edebilirsiniz. Ama daha almadan bunu önleyebilmeniz için de bir mobil uygulama yaptık. Cep telefonlarınıza bunları yüklüyorsunuz. Google Market'ten indiriyorsunuz. Ve vergi numarasına TC kimlik numarası ya da ünvanına göre sorgulayıp o karşıdaki firmanın anlık olarak elektronik fatura geçip geçmediğini de kontrol etmeniz mümkün.
Bu akıllı yazar kasalar mevzusu çok önemli demiştik. Biliyorsunuz 3 fazla ilerliyor. 2013 yılında başladı süreç. 2014 yılında mali hafızasız olanlar yine akıllı yazar kasaya geçti. 2015 yılında da bütün herkes, 3100'e tabi olan herkes akıllı yazar kasaya geçecekler. Haziran ayındaki değişikliği zaten incelemiş. Artık Z raporlarını saklama sorumluluğunuz yok. Akıllı yazar kasalardan alınan raporları görmüşsünüzdür. Böyle ferman gibi raporlar. Biz yine Luka olarak da akıllı yazar kasalarla bir entegrasyon projesi çıkarttık. Önümüzdeki ay Vera ile başlıyoruz. Aynı bankalarda olduğu gibi müşteriniz akıllı yazar kasadan işlemini yaptığı zaman otomatikman Luka'ya gelmiş olacak verileriniz. Sonraki ayda Profilo, Ingenico, Beko şeklinde ilerleyecek. Çünkü akıllı yazar kasalar gerçekten çok önemli. Kayıt saklama gereksinimleriyle ilgili de bir takım geliştirmeler yaptık. Burada aslında elektronik defterden başlamak üzere sizin iş yapış şeklinizi değiştiren uygulamalar. Bunlardan bir tanesi de bu kayıt saklama gereksinimleri. İşte İnce Hanım da bahsetti. Yaklaşık 17-18 tane madde halinde bu kayıtlarınızı oluşturuyorsunuz birim fiyatlarını miktarlarına göre. Bunları Excel tablo şeklinde hazırlıyorsunuz. Tebliğin İşimizi değiştiren en önemli yanı ise madde 4'te diyor ki mükellef bir kapsamındaki kayıtlara ilişkin oluşturma işlemini işlemlerin yasal defterlere kaydedilmesiyle birlikte oluşturacak diyor. En çarpıcı noktası bu işte. İş yapış şeklimizi değiştiren en önemli noktası bu. Yani bir YMY kaydınızı oluşturduğunuz anda şurada görmüş olduğunuz gereksinimlerin hepsini bir Excel tablo halinde oluşturmanız gerekiyor. Tabii YMY kayıtlarından çıkması mümkün olmadığı için artık ticari paket programları dediğimiz belge üzerinden muhasebeleştirme üzerine çalışmamız gerekiyor. Bir de şu Excel'lerle ilgili size son bir bilgi daha vereyim. Gelir İdaresi'nden yaklaşık 1-1,5 ay önce bir yazı geldi. Yaklaşık 100 tane yazılım firmasına gönderdi bunu Gelir İdaresi. Dedi ki defterlerinizi, YMY defterlerinizi ve defteri kebirlerinizi Excel ortamında vermeniz gerekiyor. Ve bunları şu formatta vereceksiniz diye tanımladı. İşte şu sütunda YMY numaraları, şu sütunda fiş tarihleri şeklinde. Biz de bunları yaptık. Bir de nereden aldığınızı da yazacaksınız programda. Bunların ekran görüntülerini istedi. Biz de bunları gönderdik. Yaklaşık 120 firma aynı şekilde gönderdi bunları. Bunu isteyen kurum Vergi Denetim Kurulu. Dolayısıyla sizi Excel, XML gibi elektronik tablo üzerinden denetlemek gibi bir hedefi var Gelir İdaresi Başkanlığı'nın. Şimdi elektronik defterle ilgili fiyatlarımız da ekranda olduğu gibi diğer programlardan da fiyatlar almışsınızdır muhtemelen. Bizde herhangi bir firma ya da satır sayısı kısıtlaması olmadan 300 liraya bunu size veriyoruz. Bu 300 lirayı verdikten sonra 300 lira artı KDV ve herhangi bir şekilde size ekstradan bir maliyet yansıtmıyoruz. İstediğiniz kadar firmada elektronik defter uygulamasını kullanabilir durumdasınız. Ben teşekkür ediyorum. Sözü Ayhan Bey'e bırakıyorum. Ayhan Bey de özel tanıtıyor. Evet, Sayın Cenk İçer'e güzel sunumundan dolayı çok teşekkür ederiz. Cenk Bey sunumunun başında ne kadar mükellefinizi e-fatura, e-defter uygulamasına geçtiğini sordu. Kalkan el sayısı buna rağmen az. Ama Gelir İdaresi Başkanlığı ile yaptığımız toplantılarda sizinle paylaşabileceğim şey şu, yakın diyebileceğimiz bir gelecekte hemen hemen bütün mükellefler bu kapsamda olacak. Böyle ülkeler de var. Brezilya %90 penetrasyona geçti. Meksika 43 bin TL üzerindeki yani 250 bin pezon üzerindeki bütün mükellefler şu anda e-fatura uygulayıcısı. Türkiye'de aynı şey olduğunda 620 bin mükellefin bu kapsama giriyor olması demek ki hedef bu. Şimdi sunumlarını yapmak üzere Sayın Ayhan Akgöz'ü dinleyeceğiz. Kendisi Çanakkale Üniversitesi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi işletme mezunu. yeterkiiste.com'da özel müşteriler temsilcisi olarak çalıştı. Şu anda da İşnet İş Ortaklığı'nda satış müdürü olarak 4 yıldır görev yapıyor. Bize özellikle özel entegratör ve Gelir İdaresi Başkanlığı arasındaki ilişkiyi diyagramlarla anlatacak. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Herkese merhaba. Adım Ayhan Akgöz. İşnet İş Ortaklığı satış müdürü olarak görev yapmaktayım. Aslında bugün sizlere anlatacaklarım Cenk Hocam'ın ve İnci Hocam'ın anlattıklarını birkaç diyagramla üzerinden geçeceğim ve geçmişte özellikle geçen sene bizlerin sizlere neleri nasıl çözdüğümüzü basit sorularla anlatıyor olacağım. Fark ettiniz mi bütün özel entegratörlerin arkasında aslında bir finans kuruluşu var. Çünkü aslında gelecekte artık e-ödeme, doğrudan borçlandırma, e-faktoring geliyor. O yüzden
finans kuruluşları bu özel entegratörlük işine giriyor. Biz de Türkiye İş Bankası kuruluşu olarak 2003 yılı itibariyle bu sürece dahil olduk. TÜRMOB'la çok sağlam bir güç birliği sözleşmesi imzaladık. Amacımız LukaNet Kobi ticari yazılım paketinin Türkiye'deki satış ve satış sonrası desteği vermek, artı üretmiş olduğumuz teknolojileri sizlere çok uygun maliyetlerle sunmak olarak yola çıktık. 2016'da e-fatura kapsamı Cenk Bey, İnce Hocam anlattı. İşte 10 milyon TL ciro vesaire bir sürü şey. Ama devam eden bir süreç. Gelir İdaresi'nin hedefi 2018 itibariyle 185 bin firmayı bu sistemin daha içine sokmak. Yani Türkiye'deki ticaretin %90'ını içerisine almak olacaktır. Detaylarıyla size defter süreçleri, fatura başvuru süreçleri, her şey anlatıldı. Ben diyagramlarla görsel olarak anlatacağım ki kafanızda çok net kalsın. Kamu SVM.gov.tr'den mali mühür başvurusu yapılır. Şunu hatırlatmak istiyorum. Kamu sertifikası hiç kimse size mali mühür veremez. Hatırlar mısınız? E-fatura ilk geçildiğinde herkese faturalar gönderdiler. Virüslü faturalar. Yeni modada bu. Size ücretsiz mali mühür veriyoruz deyip mali mühürü gönderiyorlar ve siz bilgisayarınıza taktığınız anda kilitleniyor. Kamu sertifikasyon merkezi harici hiç kimse size mali mühür veremez. Sertifika başvurusunu yapıyorsunuz. Şu aralar biraz yoğunluk başladı. 10 gün ortalamayla gelenler şu anda 20 günlere çıktı. Lütfen hemen mali mühür başvurunuzu yapınız. Size teslim edilir. Siz gerekli mali mühür aktifleme ve şifremi yaparsınız. Bundan sonra da başvuru süreçlerimiz başlayacak. E-fatura gov.tr'den başvurunuzu yaparsınız. Yönteminizi seçersiniz. Yöntemlerin arasında istediğiniz zaman istediğiniz tarzda geçiş yapabilirsiniz. Ama entegrasyon yaparsanız gibi biraz maliyetli olacağından geri dönüşü zor oluyor. Ve 1-1-2016 itibariyle başlayabilirsiniz. Daha önce de başlayabilirsiniz. Çünkü gelir idaresinde size şunu soruyor. Hemen mi başlamak istiyorsunuz, 1-1-2016'da mı başlamak istiyorsunuz? Bu tamamıyla size kalmış. E-deftere başvuru yapıyorsunuz. Programınızı seçiyorsunuz. Programınızı da dönem içerisinde dilekçe vererek istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Ve 30.04.2016 itibariyle beratlarınızı göndermeye başlıyorsunuz. E-arşiv için portal diye bir yöntem yok. Ancak aldığımız duyumlar yakında aslında bir portal yönteminin de sizin karşınıza sunulacağı. Ya kendi sisteminizi kuruyorsunuz ya da özel entegratörle anlaşıyorsunuz. Ve e-arşiv faturalarını oluşturup raporlarını belirlenen dönemlerde gönderiyorsunuz. Bu kadar basit yapıdan bahsediyoruz. Cenk Bey ve İnce Hocam detaylarıyla size anlattı ama görsel olarak gözünüzün önünde bu kadar yeterli olacaktır. Peki, bir özel entegratör olarak konuşacağım ama şu anda konuşacağım her şey bütün özel entegratörleri bağlıyor. Çünkü hepimiz aynı benzer altyapılarla. Firma mali mühürünün kullanımına gerek kalmaz. Bizler sizlerin mali mühürünüzü bir kerelik şunun için kullanırız. Deriz ki bu sertifikanın sahibinin artık faturalarını biz imzalayacağız. Sizin mali mühürünüzü kopyalamayız. Sadece bir kerelik başvuru için kullanırız. Ondan sonra biz mali mühürünüzü uzaktan erişim veya farklı yöntemlerle tanıttıktan sonra siz artık mali mühürünüzü e-defter süreçinde kullanın. Mali mühürle işiniz bitti. Birden fazla seri takibi imkanı sunulur. Şu andaki işnetin bütün müşterilerinin birden fazla serisi var. Hatta bir müşterimiz her ürettiği ürün için tek tek seri istedi. 5 kalem ürün üretiyor. Bu size ne sağlayacaktır? Geriye dönüp fatura kesmek istediğiniz zaman bir imkan sağlayacaktır. Dilediğiniz kadar açabilirsiniz, dilediğiniz zamanda açabilirsiniz. Gönderilen ve alınan faturalar yasal süreler boyunca saklanır. Şimdi burada biraz karma var. Hep saklama zaman, tamam o para benim adıma saklıyor, hiç sıkıntı yok, benim bir sorumluluğum yok. Hayır, sorumluluk sizin, mükellefinizin. Size bunları saklama ortamında sizin bir işlem yapmadan saklama imkanını sunuyoruz. Faturayı gönderdi, aldı. İşte 3 tane database'de, farklı makineler üzerinde sizin ekstradan bir çaba sarf etmediğiniz saklama yerini sağlıyoruz. İstediğiniz zaman ulaşıp o faturaları alıp gönderebiliyorsunuz. Ama şunu diyemiyorsun. Geldi vergi denetmeni, faturaların nerede dedi. Ya faturalarım şu özel entegratörde, git onu denetle, beni denetleyemezsin diyemezsiniz. Orada
denetmeni istediğinde sizlere sunduğumuz arayüzler üzerinden bu faturaları göstermek durumundasınız. Aslında benim için en önemli olanı bu. Biraz önce telefondan kontrol ederken yine buna benzer bir soru yaşadık. Cenk Bey bir şey söyledi. Zarf ID'ler üzerinden bir sistemi takip edebiliyoruz. En çok başımıza gelen A firmanız e-faturadaki B firmanıza bir e-fatura kesti gönderdi. İki gün sonra da dedi ki ya ben bu faturayı gönderdim. Karşı firmayla da konuştum ama bu faturanın kendisine gelmediğini söyledi. Mükellef koşa koşa yanınıza gelir. Ya bu hele de tutar biraz büyükse ne olacak? Bizler sizlerden zarf ID'yi alırız. O faturanın bir zarf ID'si vardır. Ve sistemin tamamını izleyebildiğimiz için fatura nerede? Gerçekten sorumluluğunuz bitmiş mi? Yoksa karşı tarafta bir sorumluluk mu var? Hata kodlarına göre söyleriz. Ama GİP kullanıyorsanız şunu yaşarsınız. Böyle bir sorun yaşadınız. Şu sorun, bununla ilgili forum sistem var. Oraya git, şu soruyu bul, şu sorunun cevabına göre davranış geliştir. En sonunda şununla yaz, siz bununla ilgili bir dilekçe yazın diye karşınıza çıkar. Bununla ilgili GİP'in sayfasında duyuru duruyor hala. En çok yaşanılan sorun faturanın olduğu veya ben bu faturayı oluşturamadım ne oluyor sorusu. Bu tür durumlarda sürekli desteği özel entegratörlerden alabiliyorsunuz. Yetkilendirme süreçleri tasarlanabilir. Eğer GİP kullanıyorsanız USB, mali mühür, kimin bilgisayarındaysa patronu. Bütün faturaları görür, gelenleri, gidenleri görür. Ama özel entegratörler size şunu sağlayabilir. Ya faturayı şu kişi kessin ama benim onayım olmadan gönderilmesin. Veya benim farklı ödeme merkezlerim var ve bunlar birbirlerinin faturalarını görürsün. Bunları farklı yerlere düşürün. Bunların tamamını yapabiliyoruz. Ama GİP kullanıyorsanız takılı olduğu bilgisayar her şeyi görür. Entegrasyon süreçleri gibi entegre olmak oldukça pahalıdır. Ama farklı muhasebe programlarıyla biz özel entegratörler çok düşük fiyatlarla entegre olabiliriz. Portal tarzında bir yönetim kullanım imkanı sunabiliriz. Herhangi bir entegre etmek istemeyenler için. E-arşiv raporlarınızı da zamanı geldiğinde gibi online olarak bizler yükleriz. Sizler hiçbir şey yapmazsınız. E-arşiv ile ilgili raporunuzu oluştururuz. Bunu göndeririz ve size deriz ki bu raporu şu tarihte şu faturalarınız için gönderdik. Bunları parçalı da yapabiliriz. Tümden de yapabiliriz. Burada yine megabyte ile ilgili bazı sınırlar var. Peki özel entegrasyon süreci nasıl yürüyor? Yine bir diyagram çizeceğim size. Yine her zamanki gibi mali mühürünüzü başvuruyorsunuz, geliyor, şifrenizi alıyorsunuz, aktiflemenizi gerçekleştiriyorsunuz ve özel e-faturadan başvuruyorsunuz. Başvururken özel entegratör seçiyorsunuz. Özel entegratör seçmeniz size şu imkanı da sağlar. GİP portal kullanacağınız zaman dediniz ki 1-1-2016'da ben çalışacağım. Ama bir karar aldınız ya ben daha önce geçmek istiyorum. GİP portale dilekçe yazmanız lazım. Sizi daha önceye alması lazım. Özel entegratör 1-1-2016'ya kadar hazır olduğunuz herhangi bir tarihte sizi istediğiniz anda aktifleyebilir. Böyle bir avantaj size sunuyoruz. Özel entegratörü seçtikten sonra özel entegratörle bir sözleşme süreniz olacak. Çünkü birçok yasal yükümlülüğümüz var. Bunları karşılıklı olarak bir sözleşme altına almamız gerekecek. Sözleşme aldıktan sonra biraz önce de söyledim. Mali mühürünüzü bir kere tanımlamamız gerekiyor. Bu tanımlamayı yapıyoruz. Ondan sonra ister 1-1-2016'da ister daha öncesinde gerekli tüm sistemler entegre ediliyor. Portaliniz veya portaliniz açılıyor. Ve en geç 1-1-2016 itibariyle e-faturalarınız entegratör sistemi üzerinden akıp gelmeye başlıyor. Birden fazla özel entegratörle çalışabilirsiniz. 47 özel entegratör var. 47'siyle de aynı anda çalışabilirsiniz. Özel entegratörlükte böyle bir serbesti tanımlanmıştır. E-arşivde ne yapıyorsunuz? Aslında e-arşiv çok daha kolay. Sadece ve sadece özel entegratörü diyorsunuz ki ben sizinle özel e-arşivde çalışmak istiyorum. İşte bu kadar. Özel entegratörün sistemlerinde faturalar oluşturulur. İster e-posta olarak gönderilme imkanı, ister PDF çıkma alma tamamıyla sizin her müşteriye farklı davranma isteğinize göre sistem kurulur. E-arşiv raporlarınız da gelir idaresine gönderilir tarafımızdan. Bu da e-arşivde ve e-faturada özel entegratör süreci. Peki biz ne yaptık? Öncelikli olarak buradaki söyleyeceğim her şey TÜRMOP'la olan ilişki çerçevesinde yürüyor. Luka'ya
bel bazlı durumlar var. Poşetleriniz içerisinde bazı kampanyalar, fiyatlar var zaten. Bunlar Luka Lukanet süreçlerinde ilgilendiren süreçler. Çok güçlü bir teknik altyapı kurduk. İş Bankası'nın Türkiye'deki 3 tane data center'ında farklı cihazlar üzerinde yedekli bir yapı kurduk. Lukanet ve Koza'yla tam entegrasyon kurduk. Burada tam entegrasyonun altını çizmek istiyorum. Aranızda birçok şimdi yeni firmalar için fiyatlar alanlar vardır. İşte konnektör ücreti diye bir şey var. Bir şey de ücreti diye bir şey var. Lukanet ve Koza'da konnektör ücreti diye bir şey yok. Çünkü oturduk, bunu nasıl maliyetsiz hale getiririz yaptık ve tam entegre olarak bir şekilde Lukan'ın veya Koza'nın haricinde bir ekran kullanmadan tam entegrasyonla faturalarınızı gönderim alım imkanı sunduk. Ama TÜRMOB'un bir politikası var. TÜRMOB kar amacı gütmek yerine olabildiğince sizlerin ve mükelleflerinizin çok düşük maliyetli teknoloji kullanmasını isteyen bir kurum. Bizimle yapmış olduğu sözleşmede fedakarlıkta mali anlamda bulunmamızı istedi. Biz de hay hay dedik. Sisteme giriş ücreti vesaire gibi bir şey istemiyorum dedi. Dışarıdan geldiğinizde bazen olabiliyor direkt firma geldiğinde. Sisteme giriş ücreti diye bir şey yok. Sistem aidatı diye bir şey yok. E-arşiv ve e-faturalarınızın saklanması ile ilgili herhangi bir ücret yok. Hatta şunu da yaptık. Dedik ki ya GİP kullanıyordur ya da başka bir özel entegratör kullanıyordur. Bu kapsamda işnete gelecektir. Tamam dedik, oradaki faturaların XML'lerini indirsinler, onları da ücretsiz saklayacağız bu proje kapsamında. Çok özel fiyatlar belirledik, broşürlerinizde, kampanyalarda var veya Luka tarafındaki standındaki arkadaşlarımız konuyla ilgili sizlere bilgi verebilecek. Şu anda 1000'in üzerinde firma Luka ve Lukanet bir serüven yaşıyor e-fatura ile ilgili. Bakın çok net ve çok basit bir serüvenden bahsedeceğim. Yine bir diyagramla. Maliye Bakanlığı'nın uygulamaları aslında firmaları yavaş yavaş bir ticari yazılıma doğru itmeye başladı. İşte 431 bunlardan bir tanesi ki 431'in kapsamı genişleyecek çok yakında. Bu sürece doğru gidiliyor. Mükellefinize Lukanet COBİ ticari yazılım paketini aldırıyorsunuz. Sizin Luka Mali Müşavir paketiyle entegre ediyoruz. Hesap kodları, cari kodlar vesaire aksın diye. Aynı anda işnetle e-fatura, e-arşiv sürecini entegre ediyoruz. Bunun üzerinden gelir idaresiyle ilgili süreç başlıyor. Diğer bunlardan veriler aktarılacaksa genelde stok kartları aktarılıyor. Bunları aktarıyoruz. Banka entegrasyonlarını Lukanet üzerine yapıyoruz. Yanlış hatırlamıyorsam 12 banka diyor değil mi Cenk Bey? Kurumların zaten veriler otomatik geliyor. İşte Türkiye Noterler Birliği'nden VKN'ye yazdığınızda o firmanın carisi geliyor. E-fatura dolup olmadığı bilgisini yapıştırıyoruz üstüne. Cenk Bey bahsetti. Vera ile başlıyoruz. Yakında diğerleri de gelecek. ÖKC entegrasyonunu yapıyoruz. Lukanet'in içerisinde bazı sektörel uygulamalar gelmeye başladı. Eğer o sektörlerden bir tanesi ise bunu da tamamen ücretsiz olarak açıyoruz. Her şey Lukanet üzerinde dönüyor. Şu anda mali müşavir olarak siz hala henüz bir şey yapmadınız. Lukanet üzerinde oluşan veriler e-defter formatlı veri olarak Luka Mali Müşavir paketine gidiyor. Siz iç kontrol modülünü bir kere kullanıyorsunuz berat hazırlayacağınız zaman. Beratları gelir idaresine gönderiyorsunuz. İşte bütün süreç bu kadar basit ve şu anda 1000'in üzerinde yürüyen bir yapıdan bahsediyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Evet Ayhan Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar 10 dakikalık bir ara vereceğiz. Bu arada sizden sorularınızı bekliyoruz. Sorularınızı masamıza bırakabilirsiniz. 10 dakikalık aradan sonra soru cevap kısmımız başlayacak. Teşekkür.